Değerli öğrenenler, sizler için birçok ders özetini hazırlamaya devam ediyoruz. Kanalımızda hali hazırda 1000'den fazla dersin özetine ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda 500'den fazla soru-cevap videosuna ulaşabiliyorsunuz. Kanalımızın daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için kanalımıza abone olabilirsiniz. Kaliteli içerik üretimine devam edebilmemiz, daha fazla izleyici kitlesine ulaşabilmemiz ile de mümkün olacaktır. İzlediğiniz videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. İçeriğin arkadaşlarınıza da faydalı olacağını düşünüyorsanız lütfen onlarla da paylaşın. Sosyal medya gruplarında ya da hesaplarınızda da paylaşabilirsiniz. Bunlar kanalımıza destek olabileceğiniz en kolay ve ücretsiz yöntemler. Diğer yandan katıl butonuyla ekibimize çay ısmarlayabilirsiniz. İyi çalışmalar ve başarılar dileriz. Tarla bitkileri bir dersi birinci ünite özeti. Tarla tarımı. Tarla tarımının tanımı ve ziraat sistemleri. Tarım, bitki ve hayvan yetiştirilmesi, bu faaliyetler sonucunda bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi ve bunların işlenip değerlendirilmesidir. Tarla, tarıma elverişli, sınırlı ve belirli bir toprak parçasını ifade etmektedir. Tarla tarımı, bölgelerin ekolojik koşullarına ve yetiştirilecek ürünün cinsine bağlı olarak toprak işleme, ekim nöbeti, ekim, gübreleme, sulama, yabancı ot mücadelesi, hasat ve harman gibi konuları açıklayan bilim dalıdır. Tarla bitkileri, yetiştirilen bitkilerin ve elde edilen ürünlerin cinslerine göre gruplara ayrılır. Tahıllar. Yemeklik tane baklagiller, nohut, mercimek, fasulye, bezelye, bakla, börülce. Endüstri bitkileri. Yem bitkileri ve çayır mera. Tarla alanlarının kullanılmasında ülkenin fizik, ekonomik ve sosyal koşullarının büyük etkisi vardır. Yağışın miktarı, mevsimlere dağılışı, kullanılmaya hazır ve kontrol altındaki hazır su miktarı tarla tarımında uygulanması gereken sistemleri belirleyen en önemli etkenlerin başında gelir. Tarla kültüründe 3 ayrı sistem vardır. Bunlar, kuru ziraat, sulu ziraat ve nemli ziraat sistemidir. Toprak işleme. Bitkilerin yetiştirilebilmesi ve yüksek bir verim alabilmek için uygun ortamlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri sağlanmalıdır. Dolayısıyla toprak işlemeyi, bitkilerin yetişebilmesi için toprağın uygun duruma getirilmesi ve bu durumun korunması için değişik tarım aletleriyle işlenmesi olayı olarak tanımlayabiliriz. Toprağı işlemenin esas olarak iki amacı vardır. Bunlar, üretilecek bitkinin yetişeceği yerde bulunan yabancı otları yok etmek ve ekilecek tohuma uygun çim yatağı hazırlamaktır. Bunun yanında bitki artıkları, anız, gübre ile bazı yabancı ot öldürücü ilaçların toprağa gömülmesi de sağlanmaktadır. Toprak yüzeyinde yer alan sap, saman gibi benzeri artıklara anız denir. Toprak işlemenin diğer faydaları. Toprakta su ve rüzgar erozyonunu önleyen bir yüzey pürüzlülüğü oluşturulur. Toprakta bitki gelişmesini kısıtlayıcı etmen olan nemin daha fazla birikimine olanak sağlanır. Toprak geçirgenliği artırılır ve iyi bir yapı oluşturulur. Toprak parçacıklarının bulunduğu yerden başka bir yere götürülmesine erozyon denir. Kuru ziraat sisteminin uygulandığı alanlarda tahıl tarlalarının işlenmesinde şu toprak işleme yöntemleri uygulanmaktadır. Yırtarak toprak işleme yöntemi. Devirerek toprak işleme yöntemi. Alttan toprak işleme yöntemi. Nadas. Nadas, toprağın işlenerek belli bir süre boş bırakılmasıdır. Nadas yapılma zamanına ve yapılma şekline göre çeşitlere ayrılabilir. Güz nadası, anız bozma ile başlar. Ekim ayı başına kadar devam eder. Yarım nadas, anız bozma kışa girerken yapılır, ilkbaharda ekim yapılır. Kara nadas, nadas işlemesi Mart ortası ile Nisan başlarında başlar, Ekim ayına kadar devam eder. Anızlı nadas, anızlı nadasta toprak işleme yüzeysel toprak işleme aletleriyle alttan yapılır. Toprak üstündeki anız kalıntıları olduğu gibi bırakılır. Nadasın faydaları. Nadasla toprakta su ve besin maddesi biriktirilmesinin sağlar. Nadasta toprakta depo edilen su, mikroorganizma faaliyetinin artmasına ve toprakta nitrat birikimine olanak sağlar. Nadas devresinde, toprakta bulunan fakat bitkinin alabileceği durumda olmayan besin maddeleri de bitkinin yararlanabileceği şekle dönüşürler. Nadasta yabancı ot kontrolünün yanında, hastalık ve zararların kontrolüne de olanak sağlanır. Ekim nöbeti. Tarla tarımı içerisinde değişik bitkilerin birbirini takip edecek şekilde ve belirli bir sıra ile aynı tarlada yetiştirilmesine ekim nöbeti denir. Ekim nöbetinin faydaları. Erozyonu önlemek, azaltmak. Toprak canlılığını derinlemesini arttırmak. Toprağın değişik katlarından aynı derecede faydalanmak.
Hastalık ve zararlılarla mücadele etmek. Toprağın yapısını düzeltmek. Çeşitli ürünler yetiştirilerek ekonomik yönden fayda sağlamak. Ekim. Türkiye'de, özellikle kuru ziraat sisteminin uygulandığı alanlarda, serin iklim tahıllarının güzden ve kışlık olarak ekilmesi hem ürünü güvence altına alır, hem de birim alandan daha yüksek verim kaldırmak için mutlak gereklidir. Kışlık ekimlerde tohumu çim kını uzunluğuna bağlı olarak derine ekmek çim köklerinin gelişimi açısından önemlidir. Ekim derinliğini sınırlandıran en önemli etken bitkinin çim kını, Coleoptil, uzunluğudur. Eğer tohum çim kını uzunluğundan daha derine ekilirse genç bitkiler toprak yüzeyine çıkamaz ve sarı kıvrım denilen olay meydana gelir. Başarılı bir ekim için uygun ekim zamanı, ekim derinliği ve birim alana atılacak tohum miktarı büyük önem arz eder. Tohum miktarı, birim alana atılacak tohum sayısı, M2'de tohum sayısı, tohumun ağırlığı, bin tane ağırlığı, safiyeti ve çimlenme yeteneğine, biyolojik değer, göre belirlenir. Toprağın kirli, tınlı, kirli tınlı veya diğer toprak bünye sınıflarında olmasına göre ekilecek tohum miktarları da farklılıklar göstermektedir. Tınlı yapıya sahip topraklar, kardeşlenme oranı üzerine olumlu etkide bulunduklarından bu tip topraklarda ekimde M2'de daha az tohum sayısı ile yetinilir. Kireçli ve kumlu topraklarda veya ilkbaharda zor ısınan topraklarda çok daha fazla sayıda bitki gereklidir. Erken ekim, teorik olarak yüksek verim için daha uygundur. Ancak, bu durumda genç bitkiler bazı sorunlarla karşı karşıya kalabilmektedirler. Erken ekilen buğday, uygun sıcaklıkta daha sonraki devrede don tehlikesi mevcut iken sapa kalkmaya başlayabilir ve kın içinde başak oluşturabilir. Bunun yanında, yatma, hastalıklar ve yabancı otlarla yarış sorunları da ortaya çıkabilmektedir. Tohumun çimlenebilmesi için hava, su ve sıcaklığa ihtiyacı vardır. Bu üç faktörün tohumun ekildiği ortamda dengeli bir şekilde bulunması arzulanır. Bilindiği gibi, bitkilerin başak oluşturmaları iklim koşullarının etkisindedir. M2'de başak sayısının belirleyicisi olan kardeş, otsu sap sayısı, bitkinin çıkış ile 1 cm başak taslağı döneminde almış olduğu sıcaklığa ve ışığa bağlıdır. Her bitki çeşidinin kendine özgü bir verim gücü vardır. Çeşit bu verim gücü ile en yüksek verimi sağlayabilmesi için belli bir bölgede birim alanda en uygun başak sayısına ulaşmalıdır. Çeşitlerin verim güçleri farklı olduklarından, birim alandaki başak sayıları da birbirinden farklıdır. Tarla bitkilerinde uygulanan başlıca ekim yöntemleri. Serpme ekim. Sıraya ekim. Ocağa ekim. Gübreleme. Birim alandan elde edilen ürünü kısa zamanda artıracak en önemli etken gübrelemedir. Türkiye'de tahıl topraklarının hemen tümü temel besin maddeleri olan azot, N ve fosfor, P bakımından fakirleşmiştir. Mutlak gerekli bir bitki besin maddesi olan fosfor, kültür bitkilerinin gelişmelerine ve verimine önemli etkilerde bulunmaktadır. Fosforlu gübrelerin kök gelişmesine olan olumlu etkileri, bu gübrelerin ekimle birlikte verilmelerini zorunlu kılmaktadır. Tahılların kuvvetli ve derin bir kök sistemi meydana getirmesini sağlayan fosfor, genellikle ilk gelişme devrelerinde alınır. Fosfor, başaklanma ve çiçeklenmeyi çabuklaştırmakta, erme devrelerini de kısaltmaktadır. Birim alandan fazla ürün almak için gerekli olan azotun ise bitkiler üzerinde daha değişik etkileri vardır. Yeterli dozda verilen azot, vejetatif gelişmeyi hızlandırmakta, tahıllarda kardeşlenmeyi artırmakta ve erme devrelerini geciktirmektedir. Azotlu gübreler bitkinin ihtiyaç duyduğu devrelerde verilmesi gerekmektedir. Ancak çiçeklenme döneminde verilen gübrenin faydalı olabilmesi için gübrelemeden sonra yağış olmalı ya da sulama yapılmalıdır. Bakım. Her bitkinin ekilişinden hasat edilmesine kadar geçen süre içerisinde ihtiyaç duyduğu değişik bakım işleri vardır. Çıkışın sağlanması, kil oranı yüksek olan topraklarda ekimden sonraki yağışların etkisiyle oluşan kaymak tabakası çıkışı engelleyebilir. Toprağın bileşiminde bulunan kil, çok küçük tanecikli bir yapıya sahip olup su geçirgenliği çok azdır. Serin iklim tahıllarında kışa girişte sapa kalkmanın önlenmesi, özellikle yazlık ekilen çapa bitkilerinde yüksek verim için birim alanda, M2'de veya dekarda, bulunması gereken bitki sıklığının sağlanması gerekir. Çapalama ile fazla bitkiler yok edilirken yani seyreltme yapılırken, öte yandan tarlada görülen yabancı otlar da yok edilerek bitkilerin boğazı doldurulur. Çapa bitkilerinde çapalama ve seyreltme, kışlık çeşitlerde, çimlenme ile sapa kalkma dönemleri arasındaki devrede, 1-5C arasında 5-60 günlük bir düşük sıcaklıkta kalma isteğine vernalizasyon denir. Vernalizasyon istek süresi az olan kışlık tahıllar, buğday, arpa, çavdar, yulaf,
kritikale, bazı yıllar kısa süreli soğuklardan aldanır ve sapa kalkmaya yönelir. Soğuk dönemden sonraki iyi havalarda sapa kalkan bitki, havaların soğumasıyla birlikte zarar görür. İşte bu zararın en aza indirilmesi için sapa kalkmanın önlenmesi gerekir. Bu gibi durumlarda ya merdane geçirilir ya da koyun otlatılarak ilk gelişen sapların zarar görmesi, yok edilmesi sağlanır. Zamanında gübreleme, bitkinin ihtiyaç duyduğu besin maddelerinin, bitkinin ihtiyaç gösterdiği dönemlerde uygun şekilde ve miktarda bitkiye verilerek verim ve kalitenin olumlu yönde gelişmesi sağlanır. Yabancı ot savaşı, yabancı otlar, besin maddeleri ve suyu kültür bitkilerinin zararına kullandıklarından bunlarla farklı yollarla, çapalama, yabancı ot öldürücü kimyasallar, mücadele edilmelidir. Sulama, sulamaya ihtiyaç gösteren bitkilerde, bitkinin ihtiyaç duyduğu suyun değişik gelişme devrelerinde bitkiye ulaştırılmasıyla ancak uygun bir verim elde edilebilir. Zararlılarla savaş, kültür bitkilerine zarar veren zararlıların yoğunluk durumu dikkate alınarak, ilaçla mücadele yoluna gidilir. Hastalıklarla savaş, tohum ilaçlamasıyla başlar ve gerekli olduğu devrelerde ilaçlama yapılarak hastalık etkisi azaltılabilir. Hasat. Yurdumuzun değişik bölgelerinde çeşitli hasat yöntemleri uygulanmaktadır. Elle yolarak, orakla, tırpan, kosa, ile orak makinaları, dolaplı biçer, biçer bağlar, ile hasat ve biçer döverler ile hem hasat ve hem de harman bir arada yapılır. Ülkemizde uygulanan çok değişik hasat şekilleri olmakla beraber, bunlar içerisinde en uygun olanı hasat ve harmanı birlikte yapan, iş gücü, zaman ve harman kayıplarını en alt düzeyde tutan biçer döver ile yapılan hasattır. Tarla bitkileri bir dersi ikinci ünite özeti. Tohumluk. Tohumluk kavramı ve önemi. Günümüzde gübreleme, çapalama, sulama, ilaçlama gibi çok sayıdaki yetiştirme tekniklerinin kullanım amacı tohumda var olan genetik ve fizyolojik potansiyellerin ortaya çıkmasını sağlamaktır. Tüm bu uygulamalarda başarının üst sınırını tohumun genetik potansiyeli belirlemektedir. Tohumda bulunan bu genetik bilgi, ona sağlanan çevre koşullarının etkisiyle verimli verimsiz, kaliteli kalitesiz, dayanıklı dayanıksız gibi farklı sınıflar arasında yer alabilmesine neden olmaktadır. Generatif bir materyal olan tohum yanında vegetatif materyaller olan fide, fidan, yumru, çelik ve dikim materyallerini de içeren tohumluk materyalleri sayesinde bu bilginin nesilden nesile aktarımı sağlanmaktadır. Bitki ıslahı çalışmaları ile genetik yapısı değiştirilen ve geliştirilen tohumluk materyalleri, yüksek verim ve kalite, hastalık ve zararlılara dayanıklılık, tüketici taleplerine yanıt verme gibi birçok özellikleriyle büyük yararlar sağlamaktadırlar. Dünyada tarım ve tohumculuk sektörlerinin gelişmesine paralel olarak, tohumluk kontrolü, sertifikasyonu ve çeşit safiyetinin devamını sağlayacak uygun kuralları koymak ve geliştirmek, çeşitlerin korunmasını, tohumluk ticaretini teşvik etmek, ülkeler arasında teknik engelleri kolaylaştırmak için çok sayıda uluslararası organizasyonlar, ISTA, OECD, UPO ve ISF gibi, oluşturulmuştur. Türkiye 1963 yılında ISTA, Uluslararası Tohum Test Birliği, YA, de OECD tohum sertifikasyon sistemine bazı bitki türlerinde dahil olmuştur. Yurdumuz her türlü kültür bitkisinin tohumluğunun sağlıklı ve kaliteli olarak üretilebilmesi için çok uygun özellikler taşımasına karşın tarla bitkilerinden patates, melez mısır ve çimçayır otu ile bahçe bitkilerinden sebze tohumluklarının hemen hemen tamamı ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Bir ülkede tohumluk kullanım durumunu en iyi gösteren veriler, o türe ait ekim alanında kullanılması gereken tohumluk miktarına karşılık, o yıl üretilen tohumluk miktarıdır. Bu iki rakamın birbirine oranlanması ile elde edilen üretimin gereksinimi karşılama oranı, o ülkede söz konusu tür için tohumluğun öneminin kavranıp kavranmadığının da bir göstergesidir. Tohumluk çeşitleri. Bitkilerin üretimlerinde kullanılan yumru, soğan, kök gibi vegetatif bitki bölümleri vegetatif tohumluk olarak tanımlanmaktadır. Eşeysiz olarak gerçekleşen bu üretme, çoğaltma, şekli dışında bu ünite içerisinde ele alınmayacak olan başka eşeysiz çoğalma, apomiksis, şekilleri de vardır. Vegetatif tohumluk çeşitleri. Rizom, sınırsız gelişme kabiliyeti olan boğum ve gözleri kapsayan toprak altı gövde ve sapı ifade etmektedir. Stolon, gövdenin genellikle toprak üstünde yatay olarak uzanan sap ve sürgünlerini ifade etmektedir. Üzerinde gövde ve boğumları olan sürgünlerin boğumlarındaki gözlerden yeni bitkiler meydana gelmektedir. Sap yumruları, bu tüp yumrular hipokotilin, sapçık, kuvvetli bir şekilde kalınlaşmasıyla ya da çok sayıda boğum arasından oluşan sap kısımları vasıtasıyla meydana gelmektedir.
Kalınlaşmış kök, bunlar tamamen ya da kısmen kalınlaşmış olan kökten ibarettir. Soğan, toprak altında gelişen kalınlaşmış ve etli pul yaprakları kapsayan, çok kuvvetli bir şekilde kısalmış bir saptan oluşmaktadır. Bitkinin besin deposudur. Çubuk, vegetatif olarak üreme yeteneğine sahip, değişik amaçlarla kullanmak üzere kesilen bir yıllık sürgünlerdir. Çelik, klon değişik amaçlarla kullanılmak üzere kesilen, farklı yaşlarda ve boylardaki sürgünlerden elde edilen, üzerinde en az iki göz bulunduran, köklendirilmek üzere hazırlanmış vegetatif bitki kısımlarıdır. Generatif tohumluk, bitkilerin eşey organlarında, tozlanma ve döllenme sonucu meydana gelen, bitki embriyosunu ve embriyo yedek besin maddesini, endosperm, taşıyan bitkisel üretimde kullanılan materyal olan tohumu tanımlamaktadır. Çiçek, genel olarak eşeyli üreme organlarını, dişi ve erkek organlar, kapsayan organlar topluluğu olarak tanımlanabilir. Genel olarak 4 ana bölümden oluşmaktadır. Bunlar, çanak yapraklar, taç yapraklar, erkek organ ve dişi organdır. Eşeyli üreme ile tohum üretimi, çiçek tomurcuğu içinde erkek ve dişi organların oluşumu, çiçek organlarının tozlanma ve döllenme olgunluğuna eriştiğinin belirtisi olarak çiçeklerin açması, çiçek tozlarının dişinin tepeciği, stigma, üzerine taşınması ve orada çimlenmesi, çiçek tozu borusuyla yumurtalığa taşınan sperm çekirdeklerinin yumurta hücresi ve polar çekirdekle birleşmesi, döllenmiş yumurtanın gelişmesi ve embriyo ile çevresinde tohum kabuğu oluşturacak farklılaşmaların başlaması ve bitkisel besinlerin depolanmasıyla tohum oluşumunun tamamlanması aşamalarını içerir. Tohum döllenmiş tohum taslağının gelişmesiyle meydana gelmektedir. Olgun bir tohumun embriyo, besin kaynağı olan endosperm ve bu yapıları koruyan tohum kabuğundan, testa, oluştuğu bilinmektedir. Tohumun oluşması sırasında bu kısımların gelişmelerindeki farklılıklar ya da tohumda bu kısımların bulunup bulunmaması nedeniyle bitki tohumları arasında bazı temel yapı değişiklikleri ortaya çıkabilmektedir. Değişik bitki türlerinin tohumları arasında büyüklük, endospermin bulunmaması, tohum kabuğunun rengi, besin maddeleri içerikleri ve B yönlerden ayrıcalıklar mevcuttur. Tohumların yaşam süreleri. Tohumlarda yaşam süresi, bitki türüne ve içinde bulunduğu çevre koşullarına bağlı olarak birkaç hafta ile pek çok yıl olarak değişiklik gösterir. Yaşam süreleri bakımından tohumlar 3 gruba ayrılırlar. Mikrobiyotik tohumlar, yaşam süresi 3 yıldan az olanlar. Mezobiyotik tohumlar, yaşam süresi 3-15 yıl arası olanlar. Makrobiyotik, yaşam süresi 15 yıldan fazla olanlar. Tohumların saklanmış olduğu yerin nem düzeyi tohum yaşam süresini etkileyen en önemli faktördür. Nem miktarının artması yaşam süresini kısaltmaktadır. Benzer şekilde sıcaklık arttıkça da yaşam süresi azalmaktadır. Ayrıca depolarda nem ve sıcaklığın sık sık değiştirilmesi de tohumların yaşam sürelerini olumsuz olarak etkilemektedir. Tohumluk yetiştiriciliğini etkileyen faktörler. Tohumluk yetiştiriciliğinde, iklim, toprak, hastalık ve zararlılar ile bitkilerin kendi yetişme alanları dışında yetiştirilmesi gibi faktörler etkili olmaktadır. İklim, ışık ve sıcaklık, bitki yetiştirmede çiçeklenmeyi sınırlayan faktörler arasında gün uzunluğu, ışıklanma süresi ve sıcaklık ilk sıralarda gelmektedir. Gün uzunluğuna tepkileri bakımından bitkiler üçe ayrılır. Kısa gün bitkileri, uzun gün bitkileri, nötr gün bitkileri. Yağış ve nem, çok sayıda bitkinin tohum verimi, orta yağışlı ve nemli bölgelerde çok yağışlı nemli bölgelere göre daha yüksek olur. Genellikle çiçeklenme ve tozlanma dönemlerinde ise kurak ve sıcak koşullar tercih edilmektedir. Rüzgar, hızlı esen rüzgar çiçek ve tohum bağlama üzerine büyük zararlar meydana getirebilir. Toprak, yüksek bir tohum verimi için bitkilerin en iyi yetiştirildikleri toprak koşullarının sağlanması gereklidir. Hastalıklar, zararlı ve yararlı böcekler, iyi bir tohum yetiştiriciliği için tohum verimini düşürecek hastalık ve zararlılardan bitkilerin korunması gerekmektedir. Ancak özellikle zararlı kontrolünde tozlanmaya yardımcı olan canlılara zarar verilmemesine dikkat edilmelidir. Bitkilerin kendi yetiştirilme alanları dışında yetiştirilmesi, bitkinin yetiştirildiği ekolojiden farklı bir bölgeye götürüldüğünde oradaki iklim, toprak koşulları, hastalık ve zararlılara uyum sağlayamayabileceği ve tohum veriminin düşebileceği göz önünde tutulmalıdır. Tohumlarda sertifikasyon sistemi. Ticaretin gelişmesi ise tohumlukların kalite standartlarının belirlenmesini gerekli kılmıştır. Tohumlukların kalitesinin laboratuvar ortamında test edilmesi amacıyla dünyada ilk laboratuvar 1869 yılında Almanya'da kurulmuş,
Bunu 1871 yılında Danimarka ve da ise Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulan laboratuvarlar izlemiştir. 1958 yılında özellikle Birleşmiş Milletler'e üye ülkelerin katılımı ile dünya tohumluk ticaretini kolaylaştırmak ve ülkeler arasındaki uygulama farklılıklarını ve ticaret engellerini en aza indirmek amacıyla OECD tohum sertifikasyon sistemi oluşturulmuştur. Ülkemizde tohumlukların sertifikasyon işlemleri 1953 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde başlatılmış olup, 1959 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlı Ankara Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyon Enstitüsü Müdürlüğü'nün kurulması ile tohumlukların kontrol ve sertifikasyon hizmetleri bu kurum tarafından yürütülmeye başlanmıştır. Yurdumuzda tohum teknolojisi ve kalite testlerinde ISTA kuralları, uluslararası tohum ticareti ve çeşit sertifikasyonu konusunda OECD sistemi, yeni bitki çeşitlerinin tescili ve korunması ile ilgili teknik inceleme çalışmalarında UPOV ve AB teknik prensipleri uygulanmaktadır. Tohumluk sertifikasyonu tohumlukların tarla ve laboratuvar kontrolleri sonucunda fiziksel, biyolojik ve genetik değerlerinin belirlenmesi olarak tanımlanmaktadır. Tohumluğun fiziksel değeri denildiğinde, tohumluğun saflık derecesi, saf tohum miktarı, bin tane ağırlığı ile tohumluğun içinde bulunan canlı ve cansız yabancı madde miktarı anlaşılmaktadır. İyi bir tohumlukta, tohumluğun en az sinin saf tohum olması gerekir. Tohumluğun biyolojik değeri ise, tohumluğun çimlenme hızı ve gücü ile sürme hızı ve gücünü kapsar. Tohumluk sınıfları. Yurdumuzda tohumluklar 5553 sayılı yasa çerçevesinde sertifikalı derecelendirmeye, kademelendirme, tabi tutulurlar. Sertifikalı tohumluklar için bu kademeler cins ve türlere göre farklı derecelerde olabilirler. Elit tohum, yeni ıslah edilmiş veya geçmiş yıllarda ıslah edilmiş olmakla beraber, usulüne uygun olarak çeşit safiyeti muhafaza ve devam ettirilen, doğrudan doğruya ıslahçı tarafından kontrol edilen orijinal tohumluğun başlangıcı ve diğer sınıflardaki tohumlukların kaynağını teşkil eden tohumluktur. Orijinal tohum, elit tohumluktan veya kendisinden elde edilen çeşit safiyetini devam ettiren araştırma, ıslah kuruluşlarında yetiştirilen tohumluktur. Sertifikalı tohum, orijinal tohumluk veya kendisinden elde edilen çeşit safiyetini devam ettiren, tarla ve laboratuvar kontrolleri yapılarak standartlara uygunluğu belirlenen tohumluklardır. Esas olarak üreticiye dağıtımı yapılan tohumluk grubudur. Tohum üretimi. Ülkemizde iç ve dış kaynaklardan temin edilen tescil edilmiş çeşitlerin tohumluk üretimi 5553 sayılı yasaya uygun olarak kamu kuruluşları ve özel sektör tarafından yapılmaktadır. Tohumluk yetiştiriciliği yapanların tohumun ekiminden satışına kadar olan her aşamada çok dikkatli olmaları gerekmektedir. Tohumluk üretilecek tarla çok iyi hazırlanmalıdır. Bitki cinsine göre gereken koruma ve izolasyon, soyutlama, mesafesine dikkat edilmelidir. Bir önceki çeşit, tür ve ne olduğuna dikkat edilmelidir. İzolasyon mesafesinde olduğu gibi farklı türler için ön bitki şartları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenir ve ilan edilir. Ekim makinalarının temiz olması sağlanmalıdır. Gübreleme ve yabancı ot mücadelesi yapılmalıdır. Hasattan önce negatif seleksiyon yapılmalıdır. Türün kendine özgü özellikleri tam olarak tarla koşullarında ortaya çıktığında tip dışı bitkilerin uzaklaştırılması gerekir. Hasat zamanı çok iyi ayarlanmalıdır. Hasat makinelerinin temiz ve ayarlarının tohumda kırılma ve olumsuz koşullar sonucunda tane kaybına neden olmayacak şekilde düzgün olması sağlanmalıdır. Taşıma esnasında, kurutma ve depolamada tohum karışıklıkları ve kayıplarının olmamasına dikkat edilmelidir. Tane iriliğine göre ayırarak, yabancı maddeler ve ot tohumları ve selektörleme işlemiyle temizlenmeli ve ilaçlanmalıdır. Satış ve dağıtım işlemine kadar uygun depo ve ambalajlarda saklanmalıdır. Yabancı döllenen bitkilerde tohumluk üretimine örnek tarla bitkileri ayçiçeği ve mısırdır. Mısırda kendilenmiş döl, tek melez, çift melez gibi üretim hedeflerine göre farklı yöntem ve standartlar bulunmaktadır. Hibrit tohumluk üretiminde izolasyon mesafesi, soyutlama mesafesi ya da tecrit mesafesi, özellikle çok büyük bir öneme sahiptir. Tarla bitkileri bir dersi 3. ünite özeti. Serin iklim tahılları, genel. Serin iklim tahıllarının ekonomik önemi. Serin iklim tahılları, Graminae, buğdaygiller, familyasına giren buğday, Triticum, arpa, hordeum, yulaf, avena, çavdar, secale, cinsleriyle buğday eks çavdar melezi olan Triticale cinsini kapsamaktadır. Dünyada insan beslenmesinde 3-5'e yakın pay almaktadır. Serin iklim tahılları adı altında toplanan bu cinsler, hem ekim alanı ve üretim,
hem de insan ve hayvan beslenmesi bakımından önde gelmektedir. Ayrıca yüksek uyum özellikleri, tarımının kolay olması ve endüstrinin birçok dallarına temel ham madde sağlaması bu bitkilerin önemini daha da arttırmaktadır. Tahıl dünya çapında ekonomik öneme sahip önemli bir ticaret maddesi olup, 2016 yılı verilerine göre dünyada tahıllar için ayrılan tüm alanların, 718,1 milha, 37 ikisinde, 290,3 milha, serin iklim tahılları yetiştirilmektedir. Toplam tahıl üretimi 2016 yılında 2845 milton olup, bunun da 33,5'ini, 951,9 milton, serin iklim tahılı oluşturmaktadır. Türkiye'de 2016 yılı verilerine göre işlenen toplam alan 23,4 milyon hektardır. Bu işlenen alan içerisinde tahıl ekim alanı, 11,4 milha, nadas, 3,7 milha, ile birlikte bu alanın 64 ini oluşturmaktadır. Ülkemizin ekolojik koşulları, nadas hariç tahıl tarımına ayrılan alanın 92,9'unda serin iklim tahılı yetiştirilmesini zorunlu kıldığını görmekteyiz. Ülkemizde tahıl üretimi 2016 yılında 35,3 miltona kadar çıkmıştır. Tahıllar içerisinde de yine 2016 yılı verilerine göre 8,1 milha ekim alanı ve 20,6 milton üretimle en büyük önemi buğdayın taşıdığını söyleyebiliriz, %66,7. Buğdayı, ekim alanı bakımından arpa takip etmektedir. Serin iklim tahıllarında adaptasyon. Adaptasyon ya da uyum denilince o bitki çeşidinin yetiştirildiği yerin toprağına, iklim şartlarına, arazi yön, meyil ve yüksekliğine, kısaca çeşitli çevre koşullarına uyum sağlama derecesi ve durumu anlaşılır. İklim istekleri bakımından serin iklim tahılları geniş varyasyon gösteren bitkilerdir. Serin iklim tahılları, vejetatif devrede düşük sıcaklık ister, en düşük çimlenme sıcaklığı 1-4C, en uygun çimlenme sıcaklık 20-25C'dir. Asimilasyon yapabilmeleri için de en az 5-7C'lik bir sıcaklığa ihtiyaç duyarlar. Bitkilerin yaşamında nemin önemi büyüktür. Nem istekleri bakımından da serin iklim tahılları geniş varyasyon gösterir. Vegetatif ve generatif devrede en çok nem isteyen serin iklim tahılı yulaftır. Bunu sırasıyla arpa, buğday, çavdar ve tritikale cinsleri izler. Serin iklim tahıllarının toprak seçiciliği hemen hemen hiç yoktur. Fakat her tahıl cinsinin en iyi yetişebileceği en uygun toprak tipleri de değişiktir. Serin iklim tahıllarının morfolojisi ve fizyolojisi. Çimlenmede ilk ünite tohumdur. Serin iklim tahıllarında, çiçekte dişi organın döllenmesi sonucu oluşan tahıl tanesine caryopsis denir. Serin iklim tahıllarında, harmandan sonra taneler, buğday, çavdar ve tritikalede çıplak, kavuzlu buğday, arpa ve yulafta olduğu gibi kavuzludur. Serin iklim tahıllarında tane başlıca 3 ana bölümde incelenir. Kabuk, meyve kabuğu, tohum kabuğu. Endosperm, aleuron, asıl endosperm. Embriyo, kalkancık, asıl embriyo. Serin iklim tahıllarında tane kısmını değirmencilik yönünden inceleyecek olursak. Kabuk, tahıl cinsine, türüne ve çeşitlerine göre değişmekle birlikte tanenin ağırlıkça 12 ünü oluşturur. Endosperm, ağırlıkça ve hacimce en büyük yeri kaplar. Tane ağırlığının ortalama 83 sini oluşturan ve gluten katı da denilen aleuron ve modern değirmencilikte öğütülen asıl endosperm olmak üzere iki bölümde incelenmektedir. Embriyo, tohumun, uygun koşullar altında yeni bir bitki oluşturan ve soyun devamlılığını sağlayan canlı kısımdır. Tane ağırlığının ortalama 3 ünü oluşturan embriyo, protein ve yağlarca zengindir. Un, camsı taneler kolay öğütülür ve irmik gibi taneli un verirler. Öğütleme ne kadar ince olursa olsun unları taneli olur. Çünkü bu gibi camsı tanelerde endosperm çok sıkı yapılı ve serttir. Serin iklim tahıllarının gelişme devreleri. Tahıllarda, fizyolojik olumunu tamamlamış canlı tohumların vejetatif gelişmelerini başlatabilmeleri için çimlenme faktörleri olarak bilinen nem, su, sıcaklık ve havanın istenilen miktar ve sürede ortamda en az düzeyde bulunması gereklidir. Tohumun bu koşulları yakalayıp generatif devreye geçebilmesine vernalizasyon, yaravizasyon ya da soğuklama adı verilmektedir. Tahıllarda başlıca 5 gelişme devresi vardır. Çimlenme ve sürme. Kardeşlenme. Sapa kalkma, kaleme kalkma, kucak yapma. Başaklanma ve çiçeklenme. Döllenme ve erme. Çimlenme biyolojisi ve fizyolojisi. Çim yatağından yeteri kadar nem alan tane embriyonun bulunduğu tarafta bir şişkinlik gösterir. Bu duruma tanenin karınlanması denir. Bu sırada tohumun hacminde de bir büyüme olur. Daha sonra kalkancıktaki enzimler faaliyete geçerek besi dokuyu eritmeye başlarlar.
Böylece suda eriyebilir hale gelen besin maddeleri kalkancık yoluyla kökçük ve tomurcuğa ulaşır. Bu olaylar sırasında endosperm yumuşayarak hamur ya da boza kıvamını alır. Hızlı bir hücre bölünmesinin başlamasıyla kökçük uyanır ve kabuk kısmını yırtarak çıkıntı yapar. Bu duruma tanenin burunlanması denir. Serin iklim tahıllarında kök sistemi. Embriyonal kökler bitkide kardeşlenme başına kadar oluşan kökler olup, primer, birincil ya da çim kökleri adını alırlar. Her embriyoda bir kökçük, radicula, bulunur. Çimlenmede öncelikle bu kökçük meydana gelir. Çim köklerinin sayıları ilk yaprak çim kınından çıkmadan önce cinslere göre değişmekle birlikte sabit olup çim kını sayılarını verir. Bitkide vegetatif organlar büyümeye ve gelişmeye başladı, besin maddesi ihtiyacının arttığı devrede bitkinin beslenmesini sağlayan, toprağa sıkıca tutunmasına yardımcı olan kökler olup adventif, sekonder veya asıl kökler adını alırlar. Bu kökler toprak içerisindeki ilk yaprağın oluştuğu yerde başlar. Bu kök gelişmesi kardeşlerin başladığı yerde devam eder. Adventif kök gelişmesi daha sonra yeni kardeşlerin çıktığı boğumlardan devam eder. Tohum erken ya da derine ekilmiş ise embriyonal kökler ile kardeşlenme boğumlarından çıkan köklerin meydana getirdiği kök tacı arasında kök sap, rizome, oluşur ve kökler, iki kademe halinde görülür. Kök sapın oluşması istenmez. Buğdaygillerde çimlenen her tohumdan çoğu kere birden fazla sap oluşur. Bu sapların mutlaka kökleri vardır. İşte bu şekilde bir tohumdan birkaç sapın oluşmasına kardeşlenme denir. Diğer bitkilerdeki duruma ise dallanma denir. Ekim sık yapılırsa kardeşlenme artar. Serin iklim tahılları içerisinde arpa en çok kardeşlenen cinstir. Toprak üstü organları. Bitki boyu. Tahıllarda bitki boyu, toprak yüzeyi ile başağın en üstteki başakçı arasında kalan uzunluktur. Bu uzunluk serin iklim tahıllarında 40-200 cm arasında değişir. Genelde bitki boyu 80-100 cm olması uygundur. Bitki boyu, sap, boğum ve boğum aralarından oluşur. Ekim sık yapılmışsa, toprakta çok fazla ne varsa birim alanda fazla sap meydana gelir ve bitkilerin ışık ihtiyacı artar ve boylanma meydana gelir. Böyle uzun boylu bitkiler, ince saplı olduklarından kolayca yatarlar. Yine fakir şartlara uyum gösteren bitkiler verimli yerlere ekilince genel olarak yatarlar. Yatmaya etkili olan faktörler. Çeşit özelliği. Sap sağlamlığı. Ekim sıklığı. Bitki boyu. Toprakta alınabilir azot miktar. Kök tacı. Yaprak karakterleri ve dayanıklılık. Yapraklar bitkinin asimilasyon organıdır. İlk yaprak çim kını içerisinden çıkar. Her yaprak bir boğumdan meydana gelir ve sayısı boğum sayısı kadardır. Tahıl yaprağı, yaprak kını, yaprak, ayası, kulakçık ve yakacıktan oluşur. Çim kınından çıkan ilk yaprağın rengi çavdarda morumsu koyu yeşil, buğday, yulaf ve arpada renk gitgide açık bir renk alır. Çeşidin yaprak rengi koyulaştıkça hücreler küçük, kalın duvarlı olduğundan kışa ve kura daha dayanıklıdırlar. Kışa dayanıklı olan çeşitler kura da dayanıklı olup genelde dar ve küçük yaprak ayasına sahiptirler. Çiçek ve çiçeklenme. Serin iklim tahıllarında çiçek erseliktir. Bu nedenle döllenmeleri kendinedir. Yalnızca çavdar erselik olduğu halde yabancı döllenir. Çiçek iç kavuz ve kapçık arasında bulunur. İç kavuz taneyi sırttan, kapçık karın kısmından sarar. Kılçık iç kavuzun uzantısı durumundadır. Çiçeklenme, başak ya da karışık salkımın en üstteki yaprak kınından çıkmasıyla başlar. En üstteki yaprak kınının bağlandığı boğum kendi altındaki kından çıktığında en üstteki kında bir şişkinlik görülür. Bu duruma gebeleşme denir. Kurak ve nisbi nemi düşük olan yerlerde çiçeklenme erken saatlerde en hızlıdır. Döllenme. Döllenme, dişi çiçeğin tepesinde çimlenerek yumurtalığın alt kısmındaki çiçek tozunun giriş yaptığı bölüme mikropil gelen çiçek tozu çekirdeğinin yumurta hücresi ve endosperm ana hücresi ile birleşmesidir. Döllenmeden sonra endosperm hücreleri içerisinde besin maddesi birikimi başlar. Su oranında giderek azalma görülür, tane tane özelliğini kazanmaya başlar. Tanede dönme ve dönmeye etkili faktörler. Tahıllarda, beklenilen tane özelliğinin yani sert tane beklenirken yumuşak tane elde edilmişse, ya da tersine yumuşak tane beklenirken sert tane elde edilmişse bu olaya dönme denir. Dönmeye etkili faktörler. Tür ve çeşit özelliği. Yazlık kışlık ekim. Besin maddeleri. Yağışlar. Serin iklim tahıllarının standartizasyonu. Ürünleri çeşitli tüketim gruplarının isteklerine göre belli sınıf, alt sınıf ve kalite derecelerine ayırmaya standartizasyon denir.
Yani standartizasyon ürünleri fizik ve kalite karakterlerini ele alarak sınıflandırmak demektir. Bu sınıflandırmalar için üzerinde durulan belli faktörler, iki grupta toplanır. Sınıf ve alt sınıf faktörleri. Kalite faktörler. İlk iş sınıf ve alt sınıf faktörlerinin saptanmasıdır. Ürünün türü, ekolojisi, tane rengi, camsılığı gibi durumlarını ele alarak saptanan bu sınıflar, genel olarak farklı istekleri olan tüketim gruplarının isteklerini karşılar. Bu istekler. Tür. Ekolojik bölge. Tane rengi. Yazlık kışlık ekim. Ürünler standart sınıf ve alt sınıflara ayrıldıktan sonra ayrıca, her sınıf kendi içerisinde kalite derecelerine ayrılır. Kalite dereceleri 11 madde altında incelenmektedir. Hektolitre ağırlığı. Camsılık. Safiyet. Yabancı maddeler içinde başka ürünler. Yabancı maddeler içinde ot tohumları. Başka sınıftan taneler. Bozuk taneler ve kızışarak bozulmuş taneler. Su oranı. Kalburaltı. Sürme topu. Koku. Tane ürünlerinin depolama ve saklanması. Tane ürünleri satıştan ya da kullanılmadan önce ambar, depo ve silolarda bekletilmektedir. Bu süre özel günler ve zamanlarda birkaç yıl bile olabilir. Her canlı solunum yaptığından kütlesi azalmaktadır. İşte depolama ve saklamanın amacı, tahıl tanelerinin besin maddeleri kapsamının, depolandığı andaki durumunu korumasını sağlamaktır. Bunun gerçekleşmesi için, tanenin depolanmasında zaman geçtikçe tanenin hayatı etkinliğinin sınırlandırılması, tanenin içinde veya dışında bulunan bitkisel ve hayvansal zararlıların çoğalmalarının önlenmesi gerekmektedir. Nem ve sıcaklık tanenin canlılığını ve mikroorganizmalar ile hayvansal zararlıların fonksiyonlarını etkileyen faktörlerdir. Ayrıca depolamada tanenin cinsi, sağlık durumu, genotipi, olgunluk derecesi depolamadan önce gördüğü diğer işlemler ile hasat metodu ve hasat sırasındaki hava durumu önemli faktörlerdir. Tarla bitkileri bir dersi 4. ünite özeti. Buğday, arpa, yulaf, çavdar, tritikale. Buğdayın ekonomik önemi ve ticareti. Buğday, gerek insan beslenmesinde gerekse hayvan beslenmesinde temel bir gıda maddesidir. Ülkemizde olduğu gibi dünyada da ekiliş bakımından ilk sırayı aldığı ve dünyada işlenen arazinin 1/6'sının buğday ekimine tahsis edildiği bildirilmektedir. Günümüzde dünyada tüm tahıl cinsleri içerisinde buğday 220,1 milyon hektar ekim alanı ile %30,8 gibi önemli bir paya sahip olmaktadır. Kıtalar içerisinde en fazla ekim alanı Asya kıtasında 100,5 milha, en az ekim alanı da Afrika kıtasında 8,9 milha görülmektedir. Ekim alanı bakımından 8,1 milha ile 8. sırada yer alan Türkiye, üretim bakımından 20,6 mil ton ile 11. sırada, verim açısından ise çok gerilerde yer almaktadır. En fazla üretim 131,7 mil ton ile Çin ve bunu Hindistan, Rusya, Kanada ve Fransa izlemektedir. Sırasıyla 93,5, 73,3, 62,9, 30,5 ve 29,5 mil ton. Türkiye buğday üretiminde den bugüne kadar çok büyük artışlar olmuştur. De bazı yardımlardan dolayı üretimimiz artmıştır. 1927 yılında 6.629 milha olan işlenen alan 1965-69 yıllarında 24,0 milha ulaşmış ve son yıllara kadar da önemsiz derecede değişiklikler olmuştur. 23,4 milha. İşlenen alan içerisinde en büyük payı buğday almaktadır. 1927 yılında buğday ekim alanı 2238 milyon hektar iken 2016 yılında 8,1 milyon hektar olmuştur. Bugün Türkiye'de her yıl ekilen alanın 64 inde tahıl ekiminin yapıldığı ve bu alanın da 67 inde buğday ekilişinin olması buğdayın dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük önem taşıdığını ifade etmektedir. Türkiye'nin istatistiksel rakamlara göre buğday verimi yıllar itibarıyla yükselme kaydetmiş olmasına rağmen ortalama dünya veriminin altındadır. Ülkemizde her bölgede yetiştirilebilen buğday özellikle İç Anadolu bölgesinde yaygın olarak üretilmektedir. 2017 yılı ekmeklik buğday üretiminde Likpa ile ilk sırada İç Anadolu bölgesi yer almaktadır. Bunu %18 ile Marmara bölgesi ve %15 ile Güneydoğu Anadolu bölgesi izlemektedir. Üretimde en az pay Doğu Anadolu ve Ege bölgelerine aittir. Makarnalık buğday üretiminde ilk sırada Lik üretimle İç Anadolu bölgesi ve Güneydoğu Anadolu bölgesi yer almaktadır. Ege bölgesi ise üretimde Lükpa ile 3. sıradadır. 2018-19 yılı rakamlarına göre buğday ihracatının başında Rusya gelirken, ithalatçıların başında Mısır, Endonezya, Cezayir, Brezilya, Japonya ve Bangladeş gelmektedir.
Satıcı ülkelerin başında AB, 28, Rusya, Kanada, Ukrayna, Avustralya ve Arjantin yer almaktadır. Sırasıyla 33, 28, 26, 21, 17, 19 ve 12 milyon ton. Buğdayın kökeni ve yeryüzündeki dağılışı. Buğday ilk olarak Asya'da, spelta buğdayı ise Avrupa ve Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Bir araştırıcı diploid buğday grubunun kökeninin ve gen merkezinin Anadolu, tetraploid grubun ise Güneydoğu Asya, Hindistan'ın kuzeyi, Himalaya dağları etekleri, Afganistan ve Doğu İran olduğunu bildirmiştir. Değişik araştırıcıların yaptıkları araştırmaların ışığında buğdayın gen merkezi olarak Anadolu, Batı İran ve Kafkasya kabul edilmektedir. Sınıflandırmada ilk ele alınan bitki buğdaydır. Kromozom sayılarına göre sınıflandırma. Diploid grup 2N14. Tetraploid grup 2N28. Hexaploid grup 2N42. Sertlik, tane rengi ve ekiliş durumuna göre sınıflandırma. Tane sertliğine göre sert buğday, yarı sert buğday, yumuşak buğday. Tane rengine göre kırmızı buğday, beyaz buğday. Ekilişlerine göre yazlık buğday, kışlık buğday. Buğdayın iklim ve toprak istekleri. Buğday gelişmesinin ilk devresinde kardeşlenme, yüksek sıcaklıktan hoşlanmaz. Bu devrede sıcaklık 5-10 C nisbi nemin üstünde geçerse bitki normal gelişmesini sürdürür. Vegetatif gelişmenin ileri devresinde sapa kalkma, 10-15 C sıcaklık, %65 nisbi nem ve az ışık iyi bir gelişme için uygundur. Buğdayın her çeşit toprakta yetiştirilebilen variyeteleri vardır. Toprak verimliliğine isteklilik bakımından başta makarnalık buğdaylar gelir, bunu ekmeklik buğdaylar izlemektedir. Su tutan taban yerlerde makarnalık çeşitler ekilmelidir. Derin killi tınlı, tınlı killi olan ve yeterli humusu fosfor ve kireci olan kumlu tınlı topraklar en iyi buğday topraklarıdır. Buğday ekilecek alanda erozyonu önleyecek bir toprak işleme yapılmalıdır. Bu tip toprak işleme toprağı alttan ancak yüzeysel işleyen kırlangıç kuyruğu aletlerle yapılmalıdır. Bütün kültür bitkilerinde olduğu gibi buğdayda da birim alan verimini artırmak için ele alınacak önlemlerin başında uygun miktarlarda, uygun zamanlarda ve uygun yöntemlerle ticaret gübrelerinin kullanılması gelmektedir. Fosforlu gübreler, buğdaya veya serin iklim tahıllarına kuru tarım alanları için 6 kg'da, sulu alanlar için 8 kg'da saf olarak P2O5 formunda ekimle birlikte verilir. Azotlu gübreler, yağışın 300 mm olduğu bölgelerde 4 kg'da ne, 600 mm civarında olan bölgelerde ise koşullara bağlı olarak 16-20 kg'da saf ne şeklinde kullanılmalıdır. Ekim, tohumun toprağa belli devrede, istenilen derinliğe, uygun metodlarla istenilen miktarda gömülmesidir. Birim alandan elde edilecek ürünün az veya çok olması üzerine ekim zamanı, ekim derinliği ve ekim metodları önemli etkilerde bulunur. Serpme ekim, en ilkel ekim yöntemidir. Tohumlar elle veya makine ile serpilerek atılırlar. Tohum üzeri değişik şekilde kapatılır. Bu kapatma sırasında bazı tohumlar derinde kalır, bazıları ise açıkta kalır. Bu nedenle çıkışlar yeknesak olmaz. Bu durumda istenilen şekilde kışa giremeyen bitkiler kıştan zarar görürler. Ancak ekimde geç kalınmışsa, toprak çok nemli ise ya da araziler makinelerin çalışmayacağı kadar dik ise bu sistem uygulanır. Sıraya ekim. Tohumların ekim makinesiyle, mibzer, belirli sıra aralığında ve sıklıkta ekilmesidir. Yeryüzündeki değişik iklim koşulları nedeniyle dünyada her ay buğday hasadı yapılmaktadır. Örneğin, Arjantin ve Avustralya'da buğday hasadı Ocak ayında, Akdeniz ülkelerinde Nisan, Haziran vs. aylarında yapılır. Yurdumuzda hasat zamanı, Mayıs-Ağustos ayları arasındaki 3-5 aylık devredir. En erken Akdeniz bölgesinde, en geç ise Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan'da yapılır. Marmara bölgesinde 1-15 Temmuz'dur. Tanedeki su oranı %13,5 olduğu dönem serin iklim tahıllarının en uygun hasat zamanıdır. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde değişik hasat yöntemleri kullanılır. Bunlar: el ile yolarak, orak, tırpan, orak makinaları, biçer döver ile hasat, buğday hastalık ve zararlıları. Buğday hastalık ve zararlılar oldukça fazladır. Bunlar milyonlarca lira zarar yapmaktadırlar. Hastalıklar: sürme, pas, zararlılar: süne, kımıl, zabrus, bambul, çekirgeler. Arpanın ekonomik önemi ve ticareti. Arpa daha çok hayvan yemi, bira ve diğer içkilerin yapımında ana tahıl olarak önem taşır.
Dünyanın geri kalmış ülkelerinde insan gıdası olarak değerlendirilmektedir. Dünyada arpa, 2016 yılı itibariyle ekilişteki 8-2'lik pay ile buğday, çeltik ve mısırdan sonra 4. sırada yer alır. Kıtalar ve başlıca arpa üreten ülkeler incelendiğinde, en yüksek üretim 88,6 milyon ton ile Avrupa, en düşük üretim ise Afrika kıtasından alınırken, en yüksek ekim alanı Rusya, Ukrayna, İspanya, Türkiye ve Kanada'da görülmektedir. Sırasıyla 8,1, 2,9, 2,8, 2,7 ve 2,3 milha. Türkiye'de yetiştirilen tahıllar içinde 2016 yılı verilerine göre ekilişte ve üretimde %24,8 pay ile buğdaydan sonra ikinci sırayı almaktadır. 1927-30 yıllarında 1,2 milyon ton üretim varken, 2016 yılında bu üretim 6,7 milyon ton çıkmıştır. Arpa da buğday gibi yurdumuzun bütün illerinde az veya çok yetiştirilmektedir. Ekolojik 11 bölgemiz içerisinde en fazla ekim ve üretim yapan bölge Orta Anadolu bölgesidir. Arpanın kökeni. İlk kültüre alınan bitkidir. Arpanın kökeni Ege ve Doğu Akdeniz çevreleridir. Ege bölgemizin arpaları Dünya Savaşı'na kadar İzmir arpası olarak dünyaca tutulan 6 sıralı düz kılçıklı arpalar olarak kayıtlara geçmiştir. 6 sıralı sık başaklı arpalar dünyada en çok kültürü yapılan sık başaklı arpalardır. 2 sıralı seyrek başaklı arpalar dünyada ve bizde en çok ekilen arpa türleridir. 2 sıralı seyrek başaklı arpa türleri dünya arpalarından, Türkiye arpa tarımının den fazlasını oluşturur. Biralık arpalarda nişasta oranının yüksek protein oranının düşük olması istenir. Genel olarak yüksek proteinli tane ürünü getiren topraklar camsı ve proteini yüksek arpa verirler. Biranın ana maddesi malt olup, başta arpa olmak üzere çeşitli tahıllardan elde edilir. Malt üretimi, arpa tanelerinin ıslatılması, çimlendirilmesi ve kavrulması gibi üç temel aşamayı kapsar. Arpa kültürü ve hastalıkları. Serin iklim tahılları içerisinde gerek toprak, gerekse iklim istekleri bakımından en seçici olan genus arpadır. Fazla sıcak ve soğuk olmayan, nispi nemi yüksek olan yerlerde iyi gelişir. Sıcaklığın 0C'nin altına düşmeyen ve 18-20C'nin üstüne çıkmayan, nispi nemi sürekli olarak 70-80 arasında bulunan yerler arpa için çok uygundur. Toprak istekleri en fazla olan cins yine arpadır. Kökleri yüzlek olduğundan besin maddelerini bol ve hazır olarak toprakta bulmak ister. En iyi arpa toprakları milli, havalanması ve nemliliği uygun, en az %5 organik maddesi bulunan reaksiyonu nötr olan nemli bölge topraklarıdır. Arpanın dönümden, dekar, kaldırdığı azot, fosfor ve potasyum çok fazla olduğundan arpanın gübre istekleri de fazla olmaktadır. Özellikle yağışlı bölgelerde dekara 8-12 kgN, 4-6 kgP 2-5 ve 3-6 kgK 2-O verilmesi yeterli olabilir. Bu şekilde gübreleme arpa için iyi bir gübrelemedir. Genellikle buğdaya zarar veren birçok hastalık ve özellikle zararlı arpada da ürün kaybına neden olurlar. Arpaya ülkemizde büyük zarar veren hastalıklar şunlardır. Arpa kapalı rastığı. Arpa açık rastığı. Arpa siyah rastığı. Bu hastalıklardan, yurdumuzda en çok zarar yapanı arpa kapalı rastığıdır. Yulafın ekonomik önemi ve ticareti. Dünyada yulaf ekiliş ve üretimi, özellikle 20. yüzyılda yulaf tarımının genişlediği görülmektedir. 1948-52 yıllarında dünya yulaf üretimi 61,7 mil ton ve verim 114 kg'dadır. 2016 yılında dünyada yulaf üretimi 22,9 mil ton olarak gerçekleşmiştir. Son yıllarda hem ekim alanında hem de üretimde azalmalar meydana gelmiştir. 1948-52 yılında 54 milha olan dünya yulaf ekimi, 2016 yılında 9,4 milha inmiştir. Verim ise 114 kg'dan 244 kg daha yükselmiştir. Dünyada en fazla ekim alanı Avrupa ile Kuzey ve Güney Amerika kıtasındadır. Yulaf, Türkiye serin iklim tahılları ekilişinde ve üretiminde buğday, arpa ve çavdardan sonra 4. sırada yer alan bir üründür. Yulaf ekim alanı 1927-30 yıllarında 145 bin hektar iken 2017-18 yılında 99 bin hektar olarak gerçekleşmiştir. Görüldüğü gibi yulaf ekim alanında dalgalanmalar görülmekle birlikte son yıllarda bir hayli gerileme meydana gelmiştir. Yulaf yetiştiriciliğinde 3 ana grupta toplanabilen bölgelerimiz içerisinde en fazla yulaf yetiştiren bölgeler 2 grupta toplanan Orta Anadolu ve Geçit bölgeleridir. Bu iki bölge Türkiye yulaf ekiminin yaklaşık yarısını oluşturmaktadır. Yulafın kökeni ve Türkiye yulaf çeşitleri. Buğday ve arpaya göre oldukça yeni bir kültür bitkisidir.
Tarla kültürü olarak yulaf yetiştiriciliğinin MS1. yüzyılda başlandığını kabul etmek doğru olur. Avrupa'da ise 5. yüzyılda yayılmaya başlamıştır. Ülkemiz tarımında yulafın oldukça eski bir yeri vardır. Selçuklu ve Osmanlılar yulaf yetiştiriciliğine büyük önem vermişlerdir. Kıtlık yıllarında yulaf Anadolu'da ekmeklik tahıl olarak kullanılmıştır. Yulaf iç kavuz özelliğine göre. Sorguçlu yulaflar. Dişli yulaflar. Olarak sıralanmaktadır. Yulaflar ayrıca kromozom sayılarına göre de sınıflandırılmaktadır. Diploid, 2N14. Tetraploid, 2N28. Hebzaploid, 2N42. Dünyada ve Türkiye'de kültürü yapılan yulaflar, Avena sativale, Hebzaoploid gruba giren yulaflardır. Türkiye yulaf çeşitleri. Arlington. Yeşilköy 1779. Ankara 76. Ankara 84. Yeşilköy 330. Faik Bey'i, Seydişehir, Kahraman, Kırklar olarak sıralanabilir. Yulafın kültürü ve hastalıkları. Yulaf kültürü, 64 derece kuzeyi, 35 derece güney enlemleri arasına yayılmıştır. Önemli yulaf alanları ise kuzey yarım kürede 40-55 enlemleri arasında yer almaktadır. Yulaf serin iklim tahılları içerisinde iklim istekleri en fazla olan bir cinstir. Kışları kar örtüsüz fazla soğuk geçen yerlerde soğuktan zarar görür. Daha çok sahil bölgelerinde dağ eteklerindeki ovalarda yetiştirilir. Yıllık yağışı 700-800 mm olan yerler yulaf için en uygun yerlerdir. Yulafın hem serin ve nemli iklimlerden hoşlanması, hem de düşük sıcaklıklarda dayanıksız oluşu kültürünün yayılmasını önleyen en belirgin özelliğidir. Çavdardan sonra toprak seçiciliği en az olan serin iklim tahılıdır. Yeteri kadar nemi olan topraklarda, en fakir, bile yetişir. Yulaf tuzluluğa arpadan daha dayanıklı bir bitkidir. Yulaf gübrelemesinde ahır gübresi önemli bir yer tutar. Ahır gübresi toprağın su tutmasını ve havalanmasını sağladığından yulafta verimi çok artırır. Yulaf bitkisinin kökleri toprakta güç eriyen fosforlu ve potasyumlu bileşikleri çözerek bu maddelerden kolayca yararlanabilmektedir. Güçlü kök sistemiyle yulaf toprakta fazla miktarda organik madde bırakır. Bu nedenle iyi bir ekim nöbeti bitkisidir. Yüksek verim için, soğuğa dayanabildiği yerlerde ekimin kışlık yapılması gereklidir. Kışlık ekimlerde genelde bitkiler kışa 3-5 yapraklı girecek şekilde ekilmelidirler. Bu zaman genelde 15 Ekim Aralık sonudur. Yazlık ekilecekse erken ekilmelidir. Yulafın hasat zamanının seçilmesi önemlidir. Başaklardaki ve başakcıklardaki tanelerin erme devreleri farklıdır. Yulaf genellikle ana saptaki tanelerin sarı erme ile tam erme arasında bulunduğu sırada biçilmelidir. Pas, dünyada ve Türkiye'de yulafın en önemli hastalığıdır. İki şekilde zarar yapan pas vardır. Bunlar: kara pas, taçlı pas. Her iki pas hastalığı da kıyı bölgelerimizde ve Orta Anadolu'da zarar yapar. Dayanıklı çeşit kullanılmalıdır. Yaprak leke hastalığı, yaprak çizgi hastalığı, rastık. Çavdarın ekonomik önemi ve ticareti. Çavdar, Almanya, Polonya ve Rusya'nın Avrupa kesiminde ekmeklik, öteki ülkelerde hayvan yemi olarak kullanılır. Tanesi alkol ve viski yapımında, sapları ambalaj ve el işlerinde kullanılır. 2016 yılı dünya tahıl ekiliş içerisinde çavdar 4,4 milyon hektar ile %1,52 üretimde ise 12,9 milyon ton ile %1,35 pay almaktadır. Kıtalar arasında 2016 yılında en çok üretim yapan kıta Avrupa'dır. Dünya çavdar verimi 294 kg'dadır. Ülkeler bazında en fazla ekim alanına Rusya sahiptir. En yüksek çavdar verimi ise 896 kg'da ile Özbekistan'da alınmaktadır. Çavdar, 2017-18 yılı verilerine göre Türkiye'de 101,1 bin hektar ile tahıl ekilişinde %1,08 ve 300 bin ton ile üretimde %1,07 pay almaktadır. Çavdar ekim alanı bakımından Türkiye tahılları içerisinde saf çavdar olarak buğday, arpa ve mısırdan sonra 4 sırada yer almaktadır. Çavdarın kökeni ve Türkiye çavdar çeşitleri. Çavdar bitkisi de yulaf bitkisinde olduğu gibi kültür bitkileri içerisinde en geç tanınan bir bitkidir. Çavdarın tarihçesine ait ilk bilgilerde Can Dolyun'da yayınladığı Kültür Bitkilerinin Orijini adlı eserinde rastlanmaktadır. Çavdarın gen merkezinin Anadolu olduğu görüşü kabul görmüştür. Türkiye çavdar çeşitleri. Tetra 27. Anadolu 83. Aslım 95. Çavdarın kültürü ve hastalıkları. Çavdar daha çok yayla iklimine uymuş bir cinstir. Çavdar, kar örtüsü soğuklara,
diğer cinslere oranla daha dayanıklıdır. Kar örtüsü olmaksızın uzun süre 30 yıl dayanabilen çavdar çeşitleri mevcuttur. Çavdar fakir topraklardan en iyi şekilde faydalanan bir cinstir. En iyi çavdar toprakları kumlu tınlı ve milli topraklardır. Bataklık alanların kültüre alınmasında ilk yetiştirilecek bitkilerin başında çavdar yer alır. Genel olarak çavdarın gübre isteği fazla değildir. Ülkemiz koşullarında çavdar gübrelemesinde ekimle beraber 4-6 kg da P2O5 verilmelidir. Tohumla birlikte 1-2 kg dane yeterlidir. Kuru tarım alanlarında çavdara 4 kg dane iyi bir verim için uygun olmaktadır. Çavdar tohumları toprak yüzüne yakın ekilmelidir. Mibzerle ekim bu şartı kolayca sağlamaktadır. Serpme ekim yapılması önerilir. Önce tarla sürülür, ekim yapılıp üzeri örtülür. Çavdarda kavuzlar açık olduğundan tane dökme fazladır, o nedenle hasata ve hasat zamanına çok dikkat edilmelidir. Tane dökülmesini önlemek için, hasat orrakla yapılacaksa sarı erme devresinin sonunda bitkilerin üst boğumları henüz yeşilimsi iken hasada girilmelidir. Bitkiler birkaç gün kuruduktan sonra harmanı yapılmalıdır. Hasatta biçer döver kullanılacaksa tam olum devresi beklenmesi daha doğrudur. Çavdarda en önemli hastalık, başak hastalığı olan çavdar mahmuzudur. Tane yerine mahmuz şeklinde uzun bir çıkıntı meydana gelir. İçerisinde ergotin, ergotamin, ergosterin gibi alkaloidler olup zehirlidir. Hastalıklı çavdar veya çavdar unundan yapılan besin maddelerini yiyen insan ve hayvanlarda ergotizm denilen bir hastalık görülür. Çavdarda ayrıca, diğer tahıllarda olduğu gibi pas hastalıkları da yaygın olarak görülmektedir. Triticale'nin ekonomik önemi. Triticale bitkisi, buğday eks çavdar melezi olup Amerika Birleşik Devletleri, Polonya, Kanada ve Meksika gibi birçok ülkede uzun süre devam eden ıslah çalışmaları sonucu marjinal, fakir tarım alanlarından dekardan alınan verimi artırmak suretiyle, hızla artan dünya nüfusunun gıda ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilmiş bir tahıl cinsidir. Dünyada toplam 4,2 milha triticale ekim alanı vardır. Bu ekim alanının inde kışlık, sinde yazlık olarak triticale tarımı yapılmaktadır. Dünyada 2016 yılı verilerine göre 15,2 mil ton üretim gerçekleşmiştir. Dünya ortalama triticale verimi ise 366 kg'dadır. Ekim alanı bakımından Polonya, Belarus, Almanya ve Fransa ilk sıralarda yer almışlardır. Türkiye'de, 2016 yılı verilerine göre triticale, 38 bin hektar ekim alanına, 125 bin ton üretime ve 333 kg'da verime sahiptir. Türkiye triticale verimi bakımından dünya veriminin altında yer almaktadır. Triticale'nin kökeni ve çeşitleri. Triticale, ex triticale itmaç, genetik olarak buğday ve çavdarın melezlenmesi sonucunda elde edilmiş bir serin iklim tahıl cinsidir. Triticale elde edilmesinde yapılan melezlemede ana bitki olarak buğday ve baba bitki olarak çavdar kullanılmaktadır. Bu melezleme sonucu elde edilen döller, kromozom sayılarına göre tetraploid, hexoploid veya oktoploid yapıda olabilir. Bugün başarılı olan triticale tipleri, makarnalık buğday ile çavdar melezinden elde edilen hexoploid, 2N42, genotipe sahip olan triticalelerdir. Türkiye triticale çeşitleri. Tatlıcak 97. Melez 2001. Karma 2000. Presto. Taceddin Bey. Mitham 2002. Triticale'nin kültürü ve hastalıkları. Triticale her tür toprak koşulunda yetişmesine rağmen, özellikle kıraç koşullarda buğdaya ve arpaya göre daha verimli olmaktadır. Triticale tarımında toprak hazırlığı buğday bitkisinde olduğu gibidir. Yazlık ürünlerin hasadından sonra bitki artıkları tarlada iyice parçalanıp toprağa karıştırılarak 10-12 cm derinlikte yüzeysel işlenmiş bir tohum yatağı hazırlanır. Triticale, Anadolu'nun iç bölgelerinde ve Trakya'da Ekim ayında, Akdeniz Ege sahil kuşağı ile Güneydoğu Anadolu'da Kasım ve Aralık aylarında ekilebilir. Gübrelemede dekardan 600 kilogram ve üzeri tane verimi beklendiğinde, kuru koşullarda 12 kg'da, sulu koşullarda 14 kg'da saf azot yeterli olmaktadır. Triticale hasadı, normal buğday hasadı için ayarlanmış biçer döver ile yapılabilir. Bitkiler hasat olgunluğuna geldiğinde buğday gibi normal yükseklikten hasadı yapılır. Buğdayla yaklaşık aynı zamanda hasat yapılmaktadır. Yaprak hastalıklarına tarla koşullarında toleranslıdır. Triticale tarımında da yabancı ot mücadelesi aynı buğday tarımında olduğu gibi kültürel tedbirlerle ve kimyasal yöntemlerle yapılmaktadır. Tarla bitkileri bir dersi 5. ünite özeti. Sıcak iklim tahılları 1 mısır ve darılar. Mısır. Mısır, sıcak iklim tahılları grubuna giren tek yıllık bir bitkidir.
büyüme ve gelişmesini yılın sıcak ve güneşli günlerinde yapar. Ana vatanı Amerika kıtasıdır ve bu kıtanın keşfinden sonra dünyaya yayılan önemli bitkilerden biridir. Avrupalılar, Amerika'ya gelmeden önce yerli halk yüzyıllarca mısır yetiştirmiş ve büyük bir başarıyla at dişi, sert, şeker, cin mısır ve unlu mısır çeşit gruplarını geliştirmişlerdir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, FAO, 2016 yılı verilerine göre dünyada ekim alanı bakımından mısır, buğdaydan sonra ikinci, üretim bakımından ise birinci sırada yer alır. Mısırın ekonomik önemi. 2016 yılı FAO verilerine göre mısır bitkisi, dünyada tropik, subtropik ve ılıman bölgelerde toplam 188 milyon ha ekiliş ve 1 milyar 60 milyon ton üretim düzeyine ulaşmıştır. Aynı yıl dünya mısır verimi 564 GDE daha yükselmiştir. Mısır, dünya toplam tahıl ekim alanı içinde 26.3 ve toplam tahıl üretimi içinde 37.3 pay alan önemli bir cinstir. Mısır, tahıllar içerisinde en yüksek verime sahiptir. Ülkemizde mısır bitkisi FAO 2016 yılı verilerine göre, 679.537 hektar ekim alanı, 6.4 milyon ton üretime sahiptir. Üretimin çoğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Ege bölgelerimizden sağlanmaktadır. Adana, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Manisa ve Sakarya illerimiz mısır üretiminde önemli bir paya sahiptir. Ülkelere göre mısır tüketimi farklı olmakla birlikte, doğrudan insan gıdası olarak kişi başına tüketim ülkemizde 13 GDE yıl düzeyindedir. Bu değer ülkelere ve yaşam biçimine göre değişir. Mısırın morfolojisi. Mısır bitkisi tek yıllık iri yapılı, sapları 60-80 cm'den 3 metreye kadar boylanabilen bir bitkidir. Tek evcikli ve allogamdır. Morfolojik yapısı tahılların genel karakteristiklerini gösterir. Mısırın kültürü. Mısır sıcak bölgelerin bitkisidir. Yüksek verim için fazla sıcak istemekte, bu yüzden ilkbahar ve sonbaharın soğuk günlerinden etkilenmekte hatta, 10 cm'nin altındaki düşük sıcaklıklarda zarar görmesi kaçınılmazdır. Mısır yazlık bir bitki olduğu için büyüme ve gelişmesini yılın güneşli ve sıcak günlerinde yapar. Çimlenme minimumu 9-10 C olup, optimum çimlenme sıcaklığı 18 cm'nin üzeridir. Ekim zamanı, düşük sıcaklıklarda, 10-12 C, çıkış gecikir. En uygun büyüme sıcaklığı 25-30 C arasıdır. Yüksek bir verim için, mısırın yetişme dönemi içinde 400-750 ım su isteği vardır. Ayrıca bu yağışın aylara dağılışı düzenli olmalıdır. Mısır, büyüme süresince, özellikle de sapa kalkma ile çiçeklenme devreleri arasında çok su tüketir. Yağışlar yeterli değilse sulama ile bu su muhakkak sağlanmalıdır. Toprak seçiciliği fazla olmasa da toprak isteklerinin başında toprak sıcaklığı gelir. Mısır bitkisinin yetiştirileceği alanlarda toprak sıcaklığı kısa sürede, bitkinin çimlenme minimum sıcaklığının 10 derece üstüne çıkabilmelidir. Geç ısınan, soğuk ve ıslak, havasız topraklar çimlenme ve çıkışı geciktirir, ilk gelişmeyi yavaşlatır, verim düşüklüğüne neden olur. Bitki en iyi gelişmesini organik madde ve alınabilir besin maddelerince zengin, drenajı iyi olan, derin, sıcak, tınlı topraklarda yapar ve yüksek bir verim ortaya koyar. Mısır besin maddelerince zengin, fazla asidik ve bazik olmayan, pH 5-8 arasındaki topraklarda iyi yetişir. Tohum yatağının, temiz, yabancı otlardan temizlenmiş ve tavda olması gerekir. İyi bir tohum yatağı hazırlamak için yapılacak olan toprak işlemede iki amaç göz önünde tutulmalıdır. Bunlardan birincisi tohum yatağı çimlenme, çıkış ve fidelerin büyümesi için optimum koşulları sağlayabilecek, ikincisi, erozyona neden olmadan su tutmayı teşvik edecek ve bitkinin büyümesi için alınabilir suyun miktarını artıracak biçimde toprak hazırlanmalıdır. Mısır için en uygun ekim zamanı toprak sıcaklığı erkenci çeşitler için 10-12 C, geç olan çeşitler için 12-13 C'ye ulaştığı zamandır. Ekim zamanını belirleyen diğer faktör ise o bölgenin ilk ve son don tarihleridir. Ekimden sonraki ilkbahar son donları ve hasat zamanına yakın sonbahar ilk donları, bitkiye büyük zararlar vererek verimin düşmesine neden olabilir. Bu iki tarih arasındaki sürenin uzun olduğu yerlerde ekim mutlaka son don tarihinden sonra veya bir hafta önce yapılmalıdır. Mısır ekimi, özel mısır ekim makineleriyle sıraya ya da elle serpilerek ve ocağa ekim yapılmaktadır. Ancak mısır bir çapa bitkisi olduğu için mutlaka sıraya ekilmelidir. Sıraya ekim için hassas mimzerler kullanılmaktadır. Mısır bitkisi gelişmesinin ilk döneminde iyi bir bakım ister. Bakım yapılmazsa yabancı otlarla rekabet edemez. Toprak kaymak tabakası bağlamışsa,
yabancı otlar olmasa bile genç bitki havasızlıktan zarar görür. Çapalama, sulama, gübreleme ve tarımsal mücadele işleri bakım işlerinin başında gelir. Hastalık ve toprak altı zararlıları, tel kurtları, dana burnu ve bozkurt için, toprak üstü zararlıları, mısır kurdu, mısır koçan kurdu ve mısır maymuncuğu için bitkinin tüm vejetasyon döneminde ilaçlı mücadele yapılmalıdır. Yabancı otlara karşı ise, ekim öncesi ya da çıkış sonrası bitkinin 6. yaprak dönemine kadar herbisitlerle, daha sonra gerekli olursa mekanik mücadele yapılmalıdır. Tane ürünü için mısır hasadı, bitki yaprakları, koçan kavuzları iyice sarardıktan ve tanelerdeki su oranıya kadar düştükten sonra yapılır. Hasat genellikle koçanların bitkilerden elle koparılıp, toplanması şeklindedir. Hasat edilen koçanlar sergi yerlerinde kavuzlarından ayrılır. Tanelerdeki nem oranı %18 veya daha aşağı düşünceye kadar kurutulur. Tahıl biçer döverlerinde birkaç değişiklik yapıldığında, tane için mısır hasadı kolaylıkla biçer döverle yapılmaktadır. Darılar. Darı kelimesi Gramineae Poaceae familyasında biri, Sorghum, Andropogeneae, ikisi, Panicum ve Setaria, Paniceae oymağında bulunan 3 bitki cinsine verilen ortak isimdir. Ülkemizde bazı yörelerde mısır bitkisi için de darı kelimesi kullanılmaktadır. Dünya üzerinde ve ülkemizde 3 cinsten biri, ikisi veya üçü birden farklı amaçlarda yetiştirilir. Sorgun. Tropik ve subtropik bölgelerin önemli besin kaynaklarından biri olan sorgun koca darı, buğdaygiller familyasının Andropogoneae oymağına giren ve genellikle tek yıllık, bir kısa gün bitkisidir. Dünya literatüründe Sorghum vulgare pers. Ve Sorghum bicolor lemoyancı. Sinonim adlarıyla da yer almaktadır. Sıcağı seven yazlık bir bitkidir. Afrika, Asya, Avustralya gibi değişik kıtalarda yabani formlarının bulunduğu bilinmektedir. Sorghum mısır, buğday, çeltik ve arpadan sonra dünyada en fazla üretilen tahıl cinsidir. Başta tane ürünü, silajlık, yeşil yem hasıl ve kuru yem, süpürgelik ve şıralık olmak üzere birçok çeşidi vardır. Dünyada sorgum ekimi azalma göstermekle birlikte hala önemini korumaktadır. Ekim alanı bakımından tahıllar içinde 4., üretim bakımından 5. sırada yer alır. Tane ve silajlık yemlik sorgum, çoğunlukla uygun bir mısır yetiştiriciliği için çok kurak ve sıcak olan alanlarda, mısıra alternatif olarak yetiştirilmektedir. Sorgum su basmalarına, tuzlu ve bitki besin maddelerince fakir topraklara mısıra göre daha fazla tolerans gösterir. Bitki bu koşullara çeşitli özelliklerinden dolayı adapte olmuştur. Son yıllarda kura ve sıcağa daha dayanıklı sorgum çeşitleri de bulunmuştur. Kum darı. Dünya ülkelerinde beyaz Fransız darısı, kırmızı Fransız darısı, Frosso millet, Pog millet, kahverengi tane darısı, tane süpürge darısı adıyla ve ülkemizde de boza darısı olarak bilinir. Uygun iklimlerde, bütün kültür alanlarına yayılmıştır. Tarih öncesi zamanlardan beri insan beslenmesinde, tane ürünü olarak yetiştirilmektedir. Rusya, Yakın Doğu ve Hindistan'da önemli bir besin kaynağıdır. Bitkileri genellikle kısa boylu ve ufak habituslu'dur. Kumdarının kökeni, henüz kesinlikle bilinmemektedir. Noalistan, Kazakistan ve Afganistan'da yabani kumdarı formları bulunmakta, geniş form zenginliği Asya'nın doğusundan batıya doğru gidildikçe azalmaktadır. Filogenetik çalışmalarda kumdarının 2NL8, 36, 40, 49, 54 ve 72 kromozomlu türleri bulunmuştur. Yaygın olarak kültürü yapılanların çoğunda bu sayı 2N36 olarak saptanmıştır. Kısa gün bitkisi olan kumdarı, soğuğa çok hassastır. Sıcak iklimde öteki darılardan daha iyi hayatiyetini korur. Çiçeklenme için mutlaka kısa gün, gelişme için parlak güneşli günler ister. Ekvatora göre 45 derece kuzey ve güney enlemlerine kadar olan enlemler arasında yetişir. Saf olarak ekildiği gibi, otlatma amacıyla karışık olarak börülceyle de ekilebilir. Kumdarı ülkemizde Kuzey Anadolu, Karadeniz'e kıyı bölgelerimizde Sinop civarında hala yetiştirilmektedir. Cin darı. Dünyada yaygın ismi, cüce darısı, dev darı, Macar darısı, özgürlük darısı, tilki kuyruğu darısı ve kırmızı rala olarak, bizim dilimizde ise cindarı olarak bilinmektedir. Cindarı da kumdarı gibi, en eski kültür bitkilerinden biridir. Ana yurdu Çin, Güney ve Doğu Asya'dır. Çin'deki doğal ırkları göz ardı edilirse, dünyada kültüre alınan en eski bitkilerdendir. Doğuda Mançurya, batıda Kafkasya geniş bir form zenginliği gösteren, iki ayrı gen merkezidir. Birleşik Devletler Topluluğu, Rusya, Çin ve Hindistan'da yoğun olarak yetiştirilmekle birlikte,
dünyanın başka yerlerinde fakir insanların günlük ekmek ihtiyacını karşılamaktadır. Macaristan gibi bazı ülkelerde ise geleneksel olarak, pirinçle birlikte pilav yapımında tüketilmektedir. Tek yıllık, yazlık gelişme tabiatlı, soğuğa karşı ve su kesmesine karşı toleransı hiç olmayan ancak, hızlı gelişen 55-60 günde çiçeklenen, kısa süreli ana ürün ve ikinci ürün olarak yetiştirilmeye elverişli bir bitkidir. Kuraklığa karşı oldukça toleranslıdır. Ancak, uzun süreli kuraklığa sorgunun gösterdiği dayanıklılık kumlarıda ve özellikle cindarıda oldukça azdır. Erken olgunlaşması nedeniyle, bazı kuraklardan kaçabilir ve etkilenmeden yeterli bir verim sağlar. 507-100 ım yağışlı yerlerde yazın en yüksek ürün verir. Sorgun ve mısıra göre nem isteği oldukça düşüktür. Kışlık tahılların yetiştiği toprak koşullarında yetişir. Darıların kültürü. Darıların toprak isteklerinde aşırılık yoktur. Kumdarı, cindarı, aşırı nemli ve kireçli olmamak koşuluyla hemen hemen tüm topraklarda yetiştirilebilirler. Koca darı, toprak tuzluluğuna ve alkaliliğine kumdarı ve cindarıdan daha dayanıklıdır. Darılar kısa ömürlüdürler. 50-60 günde vejetasyon sürelerini tamamlayan çok erkenci çeşitleri vardır. Ekilen mısır ve soya son donlardan zarar gördüğünde veya pamukta su kesmesi gibi sorunlar yaşandığında, yedek ürün olarak darılar ekilebilir. Cindarı, yabancı otlardan temiz iyi bir tohum yatağı ister. İlk gelişme devresinde yabancı otlarla rekabetleri zayıftır. Yabancı otlar ne kadar iyi yok edilir ve tarladaki kesekler ne kadar iyi parçalanıp ezilirse, üründe o kadar yüksek olur. Cindarı da büyüme ve gelişme, ekimden bir ay sonra hızlanır. Vejetasyon 75-90 günde tamamlanır. Kumdarı da toprak isteği cindarıda olduğu gibidir. Ekim zamanı cindarıdan biraz daha geç ve mısırdan 20-25 gün sonra olmalıdır. Darılar içinde vejetasyon süresi en kısa olanı kumdarı olup, ömrünü 50-80 günde tamamlar. İç Anadolu koşullarında ekim zamanı 1-15 Haziran arasındadır. Sorgun, öteki darılarda olduğu gibi çok iyi hazırlanmış tohum yatağı ister. Gelişme devresinin başında yabancı otlarla rekabeti oldukça zayıftır, bundan zarar görmemesi gerekir. Ekimi mısırdan sonra toprak sıcaklığı 15-18'e ulaştığında yapılmalıdır. Ekim erken yapılırsa taneler dolmaz, cılız kalır, verim kaybı olur. Hektolitre ağırlığı ve bin tane ağırlığı düşer. Kısa gün bitkisi olduğundan vejetatif gelişmesini uzun yaz günlerinde, generatif gelişmesini de sonbaharın kısa günlerinde tamamlaması gerekir. Tarla bitkileri bir dersi 6. ünite özeti. Sıcak iklim tahılları 2 çeltik ve kuş yemi. Çeltik, orizaleye. Çeltik, insan beslenmesinde, kültür bitkileri içerisinde en önemli bitkidir. Çeltik pirinç işleme teknolojisinden elde edilen pirinç, temel besinlerden biridir. Dünya nüfusunun yaklaşık yarısı pirinçle beslenmektedir. Bileşiminde az protein bulundurmasına karşın, beslenme için mutlak gerekli amino asitlerce zengin olması nedeniyle insan beslenmesinde buğdaydan fazla kullanılmaktadır. Doğal yetişme alanları ıslak sulak ve bataklık alanlar olan çeltik bitkisi, bütün tropik ve subtropik dünyaya yayılmıştır. Çeltik tarımı dünyada su rejimine göre 3 yetiştirme sisteminde yapılmaktadır. Bunlar susuz, sulu ve derin su çeltik tarımıdır. Dünya çeltik ekim alanlarının üne susuz kır çeltiği, ne derin su ve ine sulu tava çeltiği çeşitleri yerleşmiştir. Ülkemizde hemen tamamı tava çeltiği çeşitleridir. Dünya Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, FAO'nun 2008 yılı istatistiklerine göre dünya çeltik ekim alanı 159,3 milyon hektar, üretimi ise 685,9 milyon tondur. Dünya toplam tahıl ekilişinin 2/3'ü, tahıl üretiminin 27,4'ü çeltiğe aittir. Ekim alanı bakımından dünyada tahıllar arasında buğdaydan sonra ikinci sırada, üretim bakımından ise üçüncü sırada yer almaktadır. Türkiye çeltik ekim alanları 2. Dünya Savaşı sonrasında düzenli bir artış göstererek, fili yıllarda 69 bin hektar alana ulaşmıştır. Bu tarihlerden sonra önemli dalgalanmalar gösteren çeltik ekimi, sulanan alanlardaki artışa bağlı olarak yeniden artış eğilimine geçmiş ve 2008 yılında 100 bin ha düzeyine çıkmıştır. 2008 yılında 757,2 kg'da yükselen Türkiye çeltik verimi, 437 kg'da olan dünya çeltik veriminden %76 daha fazladır. Dünya birim alan çeltik verimi sıralamasında ülkeler arasında çok büyük farklılıklar olmasına karşın Türkiye 5. sıraya yükselmiştir. Çeltik ekimi halk sağlığı bakımından,
Ekim alanlarının sivrisinekleri barındırdığı ve sıtma hastalığına yol açtığı gibi nedenlerle ve bunun yanı sıra 11 Haziran 1936 tarih ve 3039 sayılı yasa ile ekimi izne tabi bir üründür. Çeltik ekilecek alanların ekimi ile kontrolü il ve ilçelerde çeltik komisyonunca yürütülür. Çeltik üretim alanlarında ekim ve su nöbetlerinin düzene konulması çeltik komisyonlarının görev ve yetkileri içindedir. Uygun görülen alanlarda ruhsata bağlı ekim izni verilir. Çeltiğin orijini hakkında birçok çalışma yapılmıştır. Ancak yapılan arkeolojik ve paleocoğrafik araştırmalar, kültür çeltiğinin iki bölgede kültüre alındığını göstermektedir. Buna göre Oryza Sativa, Güney Asya'da Himalayaların eteklerinden ve Güneydoğu Çin'den köken almaktadır. Güneydoğu Asya'da, Hindistan ve Çin Hindi'deki kültür formlarındaki zenginlik, çeltik cinsinin en önemli gen merkezinin bu bölge olduğu hakkındaki görüşleri güçlendirmiştir. Kültürü yapılan ikinci tür, Oryza Glaberrima'nın orijininin ise, Nijer Nehir Deltası olduğu bildirilmektedir. Portores, 1956. Çeltiğin kültüre alınması aşamasında birçok morfolojik ve fizyolojik karakterinde değişimler oluşmuştur. Daha geniş yapraklar, daha uzun ve sağlam sap ile daha uzun salkımlar taşıyan bitkiler seçilmişlerdir. Tropikal bölgeden subtropikal bölgelere doğru yayılırken değişim devam etmiş ve melezlenme seleksiyon sonucunda ortaya çıkan çeşitlerle, çeltik bitkisi 55 derece kuzey enleminde Çin'de ve 36 derece güney enleminde Şili'de yetiştirilen bir bitki olmuştur. Çeltik çeşitleri. Sınıflandırmalarında morfolojik ve fizyolojik özellikler dikkate alınmıştır. Yeryüzünde halen tarımı yapılan Oryza sativa alt türleri ya da çeşit grupları, Indica, Japonica ve Javonica'dır. Indica çeltik çeşitleri, çeltiğin orijin merkezinden güneye doğru Hindistan ve Malezya'ya, kuzeydoğuya doğru da Orta Çin'de dağılım göstermiştir. Tropikal kökenli Indica çeşitleri bugün, Hindistan, Tayland, Sri Lanka ve Malezya gibi ülkelerde yaygın olarak yetiştirilmektedir. Japonica çeltik çeşitleri, çeltiğin orijin merkezi Güneydoğu Asya'dan Kuzeydoğu'da Çin'in Yangtze Nehri'nin alçak havzalarına ve Kore ile Japonya'da dağılım göstermektedir. Javonica çeltik çeşitleri, Endonezya'daki tropikal çeşitlerden seçilmişler ve Filipinler, Endonezya, Tayvan ve Japonya'da dağılım göstermişlerdir. Dünya ve ülkemizde yetiştirilen çeltik çeşitleri tane iriliğine ve vejetasyon süresine göre sınıflandırılır. Çeltikler kabuk soymadan sonra ya da pirince işlenmeden önce kargo boyutlarına göre 4 gruba ayrılırlar. Tane boyu 5,5 mm ya da daha küçükler, küçük veya kısa taneli çeltiklerdir. Bunlar ticarette sıra malı olarak bilinirler. 5,51-6,60 rim arasında olanlar, bunlar orta taneli çeltiklerdir. Bunlara ticarette yayla malı adı verilmektedir. 6,67-50 rim arasında olanlar, uzun taneli çeltiklerdir. 7,50 ım'den daha uzun taneliler, ekstra uzun taneli çeltiklerdir. Uzun ve ekstra uzun taneli çeşitlere ticarette lüks pirinç adı verilir ve ticarette daha yüksek fiyatla satışları yapılır. Çeltiğin kültürü. Çeltik, tahıl cinsleri arasında kökleri su altında çürümeden yetişebilen ve su içindeki erimiş oksijenden yararlanabilen tek tahıl cinsidir. Minimum çimlenme sıcaklığı 12 derece olmasına rağmen, günlük ortalama sıcaklığın 20'nin üzerinde seyrettiği yerlerde iyi yetişir. Çiçeklenme ve tozlanma dönemindeki düşük sıcaklıklar, 10-17C, salkımda sterilite kısırlık oranını artırır ve boş başakçıkların veya salkımların miktarı artar. Toprak isteği bakımından seçici bir bitki değildir. Suyu tutabilen hemen her cins toprakta yetiştirilebilir. Toprak tuzluluğuna dayanması iyidir. Çeltik, toprak pH'i 3-8 arasında olan topraklarda yetişebilir. Su isteklerinin başında sulama suyu sıcaklığı gelir. Su sıcaklığı 12'nin altına düşmemelidir. Düşük sıcaklıktaki su ile sulama, 7 günü aştığında bitkiler sarı renk alır veya ölebilirler. Çeltik tarımı yapılacak topraklarda arazi tesviyeli olmalı veya tesviye yapılmalıdır. Sulama için arazinin eğimi en az olmalıdır. Çeltik tarlaları, kenarları belli yükseklikte setlerle çevrilmiş parçalara tavalara ayrılmalıdır. Bu parçalara çeltik tavası denir. Tavaların büyüklüğü, daha çok arazinin eğimine bağlıdır. Çeltik için en uygun ekim zamanını, çeşidin vejetasyon süresi ve hava ve sulama suyu sıcaklığı belirler. Çimlenme ve fide devresi için en uygun sıcaklık 18-35C, kritik sıcaklık ise 12-15C'dir. Ülkemizde ekim zamanı bölgelere göre değişmektedir. Nisan ortası ile Haziran sonuna kadar olan dönemde çeltik ekilebilir. Çeltik tarımında uygulanabilen ekim yöntemleri. Serpme ekim.
El ile veya gübre dağıtıcılarla serperek ve uçakla serpme ekim. Tohum ekme makineleriyle sıraya ekim. Fideleme, dikme olarak sıralanabilir. Kullanılacak tohumluk, ekolojiye uygun ve temiz olmalıdır. Genel olarak, kılçıklı çeşitler daha az verimli topraklarda, kılçıksız çeşitler yüksek verimli topraklara uygundur. Çeltik bitkisinde bakım işlerinin başında sulama gelir. Çeltikte, serin hava ve sulama suyu sıcaklığı etkenleri soğuk zararı meydana getirebilir. Düşük sıcaklıktaki suya ekim yapılırsa çimlenme gecikir ve seyrek bir bitki örtüsü oluşur. Bitkiler zayıf gelişir, genellikle kardeşlenme azalır. Su sıcaklığı minimum 12 derece, optimum 25-30 C olmalıdır. Gelişmenin her döneminde 30 C'nin üstündeki su sıcaklıkları ürüne zarar verir. Çeltiğin azotlu gübre isteği fazladır. Fosfor ihtiyacını karşılamak üzere, toprağın verimlilik durumuna göre ekim öncesi belirli oranda süperfosfat gübresi veya kompoze gübre toprağa karıştırılmalıdır. Bir tarlaya 2 en çok da 3 yıl çeltik yetiştirildikten sonra, verimin düşmemesi için, o tarlaya karışım halinde, baklagil buğdaygil, yem bitkisi ekilmesi uygundur. Çeltikte görülen yanıklık hastalığına ve nematod hastalığına karşı dayanıklı çeşit yetiştirilmeli, aşırı azotlu gübrelemeden kaçınmalıdır. Darıcan, sivri saz, hasır otu, su menekşesi ve kız otu gibi yabancı otlara karşı granül haldeki herbisitlerle, dekara 3 kg kadar, mücadele yapılmalıdır. Çeltik bitkisin ve salkımı tam sararıp, salkımlar aşağıya doğru sarkınca hasat zamanı gelmiştir. Hasada başlamadan 6-7 gün önce tavaların suyu boşaltılır, tavaların kuruması beklenir. Hasat edilen bitkiler kurutulur ve harman edilir. Son yıllarda çeltik hasat ve harmanı aynı anda biçer döverle yapılmaktadır. Ancak çeşitlerin yatmaya dayanıklı, kısa boylu, sağlam saplı, eş zamanlı oluma gelen tanelere sahip olması gerekir. Harmanı yapılıp kurutulan çeltik ürününün üst kısmında kavuz denilen çiçek organlarıyla asıl tane üzerinde çeltik kepeğini oluşturan kabuk katmanları bulunmaktadır. Çeltik tanesinin bu kavuzları ayrıldıktan sonra karyopsis haline gelen taneye kargo, kepeği oluşturan kabuk katmanları ve embriyonun taneden ayrılmasıyla geri kalan çeltik tanesinin unlu kısmına, asıl endosperm, pirinç adı verilir. Elle ya da makine ile hasat edilen çeltik taneleri harmanlanmadan sonra saplarından ayrılır. Çeltik veya ham çeltik olarak bilinen bu ürün daha sonra çeşitli işlemlerden geçirilerek pirince dönüştürülür. Çeltiğin pirince işlenmesinde önce iç kavuz ve kapçık çıkarılır. Bunlar çeltik kepeğini meydana getirir. İkinci aşamada testa ve perikarp ayrılır, bu da pirinç unu olur. Üçüncü aşamada tane embriyosu çıkarılır. Geriye kalan çeltik endospermi pirinç olarak tüketilir. Bu ürün cilalanır, parlatılır, sert plastik ya da kauçuk zeminden geçirilerek pürüzleri giderilir. Elde edilen bu ürün parlak camsı mikamsı görünüşteki pirinçtir. Kuşimi, Halaris canariensis'le, buğdaygiller familyasının Phalaridae oymağına giren kuşiminin, bilinen 7 türü vardır. Bunlardan 4'ü yem bitkisi olarak önem taşır. Bazıları yarı yabani formolu, ılıman ülkelerde çok yıllık olarak yetişirler. Kuşiminin gen merkezi Vavilova, 1951, göre, Batı Akdeniz ülkeleridir. Kuşimi tek yıllık ve yazlık bir bitkidir. Kültür çeşitlerinde, kromozom sayısı 2'ne 12 olarak bulunmuştur. Yabanisi yumrulu kanyaştır, P. tuberosa. En fazla kuşimi olarak tüketilir. Arjantin, Meksika, Fas, İspanya, İtalya ve Türkiye en fazla kuşimi yetiştirilen ülkeler olmakla beraber, tarımı gittikçe azalmaktadır. Yurdumuzda daha çok, dış satım ürünü olarak önemlidir. Kuşiminin morfolojisi. Çim kökü sayısı bir tanedir. Yüzlek, saçak kök sistemine sahiptir. Bitki boyu 30-60 cm, sap narin ince yapılı, 3-4 hım çapında ve içi boştur. Kuşimi kardeşlenebilir, her sap uçta bir çiçek topluluğu taşır. Yaprakta kulakçık yoktur. Yaprak kını, çıktığı boğumun üzerindeki boğum arasını sarar. 4-5 hım enindeki zarımsı yakacık sapı sarar. Yaprak ayası çok kısa, dar ve sivri uçludur. Sap ve yaprakta protein oranı, diğer tahıllara göre oldukça yüksektir. Bu nedenle daneleri küçük evcil hayvanlar, sapları ise, büyükbaş hayvanlar tarafından sevilerek yenir. Vejetasyon süresi 60-65 gündür. Çiçek topluluğu, başağımsı sık salkım görünümündedir. Salkım ekseninden çıkan yan dallar çok kısalmış olup, karışık salkım başak şeklini almıştır. Salkım 3-8 cm uzunluktadır. 3-5 başakçık,
bir sapçıkla salkım eksenine bağlanmıştır. Başakçık kavuzları, dış kavuzlar, çok iyi gelişmiştir. Çiçekte pulcuk çok zayıftır veya hiç yoktur. Olunda çiçek kavuzları, taneyi sıkıca sarar. Çiçek kavuzları, harman sonunda da tane üzerinde kalır. Tane üzerinde ince ve sık tüyler bulunur. 1000 tane ağırlığı 7-8 gramdır. Kavuzlar taneyi sıkıca sardığından, çimlenme 15-20 günde olur. Tarla bitkileri 1 dersi 7. ünite özeti. Yemeklik tane baklagiller 1. Yemeklik tane baklagiller. Ülkemiz tarım alanlarının unu kapsayan yemeklik baklagil bitkileri, gerek sahip oldukları yüksek protein içeriği nedeniyle beslenme ve gerekse azot bağlama özelliklerinden dolayı ekim nöbeti sistemlerinde aranan bitkilerdir. Yemeklik tane baklagiller yararlanma ve kullanma şekillerine göre özellikle proteince zengin bitkilerdir. Çeşitli cinslerin kuru taneleri bileşiminde 18-36 oranında protein kapsamaktadırlar. Hayvansal ürünlerin çok pahalı olduğu düşünülürse, insanların ihtiyacı olan günlük proteinini karşılayabilmelerinde baklagiller, içerdikleri yüksek protein ile insan beslenmesinde büyük bir öneme sahiptirler ve vücudun ihtiyacı olan kalori miktarının karşılanmasında etkili rol oynamaktadırlar. Aynı zamanda baklagiller A, B ve D vitaminlerince, fosfor, demir, kalsiyum ve potasyumca da zenginlerdir. Besin değerleri bakımından zengin oldukları gibi yetiştirildikleri toprağa da bağladıkları azotla olumlu etkilerde bulunmaktadır. Biyolojik azot fiksasyonu yapabilmeleri ve ekim nöbetine uygun bitkiler olmaları nedeniyle, baklagiller sürdürülebilir tarımda da oldukça önemli bitkilerdir. Ülkemizde yemeklik tane baklagiller adı altında nohut, mercimek, fasulye, bakla, börülce ve bezelye olmak üzere 6 tane cins incelenir ve önemleri, beslenmede, ekim nöbetinde ve ekonomik olmak üzere 3 ana başlık altında toplanabilir. Yemeklik baklagillerin beslenmedeki önemi. İnsan beslenmesindeki önemi. Bitkisel proteinlerin başında hiç şüphesiz ki, kuru tanelerinde insan beslenmesine uygun kalitede yüksek oranda protein içeren yemeklik tane baklagiller gelmektedir. Proteinlerin tüketici için değeri biyolojik değer, hazm olma derecesi ve protein etkinlik derecesi, PER, ile değerlendirilir. Biyolojik değer, hayvansal gıdalardaki proteinlerde bitkisel gıdalardaki proteinlerden daha yüksektir. Beslenmedeki protein açığının giderilmesi yönünden yemeklik baklagillerin etkin ve ekonomik bitki grubu olduğunu göstermektedir. Dünyada insan beslenmesindeki bitkisel proteinlerin si, karbonhidratların si, hayvan beslenmesindeki proteinlerin 3-8'i ve karbonhidratların 5'i yemeklik baklagillerden sağlanmaktadır. Anonim 2000. Yemeklik baklagiller, aynı zamanda vitaminlerce özellikle de A, B ve D vitaminlerince zenginlerdir ve bu özelliklerinden ötürü gelişmekte olan ülkelerde yemeklik baklagiller, düşük proteinli ve yüksek enerjili besinlerin eksiklerini giderici olarak kullanılmaktadır. Hayvan beslenmesindeki önemi. Yemeklik baklagil tanelerinin insan beslenmesinde kullanılmasının yanında tane ve sapları hayvan beslenmesinde de kullanılmaktadır. Sap samanın kalitesi selüloz miktarının düşüklüğüyle ölçülür. Hayvan beslenmesinde oldukça büyük yem açığına sahip olan ülkemizde yemeklik baklagillerin saman ve tane işleme artıkları hayvan beslemede çok büyük önem taşır. Yemeklik baklagillerin ekim nöbetindeki önemi. Aynı tarla üzerinde değişik bitkilerin belirli bir sıra içerisinde birbirinin ardından yetiştirilmesine ekim nöbeti denir. Bir bölgede uygulanacak ekim nöbetine bölgenin iklimi, toprak karakteri, yetiştirilen bitki çeşitleri ve ekonomik koşullar etki etmektedir. Baklagiller ekildikleri toprakların verimliliklerini artırırlar. Baklagil köküyle ortak yaşama giren rhizobium türü bakteriler, havada serbest halde bulunan, ancak canlılar tarafından doğrudan yararlanılamayan azotu yaşadıkları ortama bağlarlar. Atmosferden alınarak bitki köklerinde bakteriler tarafından oluşturulan yumrular içerisinde biriktirilen azot, bitkinin hasadından sonra mikroorganizmalar tarafından parçalanarak elementer hale geçirilir. Bu şekilde baklagiller, köklerinin yayıldığı toprak katlarını organik azotça zenginleştirirler ve daha sonra ekilen bitkiler bu azottan faydalanırlar. Yemeklik baklagillerin ekildikleri toprakları organik maddece zenginleştirmeleri yanında, toprağın ısınma, havalanma ve su tutma güçlerini artırmaları ve bazı çapa gören baklagillerin tarlayı yabancı otlardan arınmış halde bırakmaları nedeniyle, kendinden sonra ekilecek bitkilere uygun toprak koşulları hazırlayarak ekim nöbetinde önemli ve olumlu rol oynamaktadırlar. Yemeklik baklagillerin ekonomik önemi. Dünyadaki ekonomik önemi. Dünya toplam yemeklik baklagil ekim alanı 64.159.419 ha, üretimi ise 53.258.723 tondur.
Dünya verilerine göre en fazla ekim alanına sahip yemeklik baklagil cinsi fasulyedir. Fasulyeyi börülce ve nohut izlemektedir. 2009 verilerine göre dünyada en fazla üretimi yapılan cins fasulyedir ve fasulyeyi bezelye ve nohut izlemektedir. Ülkemizdeki ekonomik önemi. Türkiye'de işlenen toplam alanın yaklaşık 1/3'ünü tahıllar, %8 ünü yemeklik baklagiller kaplamaktadır. Son verilere göre ülkemizde en fazla ekim alanına sahip yemeklik baklagil cinsi 500-565 ha ile nohuttur. Nohudu 318-675 ha ile mercimek, 98-233 ha ile fasulye, 12-163 ha ile bakla izlemektedir. Ülkemizde, bezelye ve börülce toplam yemeklik baklagiller içerisinde ekim alanlarının aldığı pay yönünden oldukça düşük değerler göstermektedir. Ülkemizde yemeklik baklagil cinslerinde makineli tarıma geçiş, yeni çeşitlerin ve yetiştirme tekniklerinin geliştirilmesiyle birim alan verimleri artmış ancak istenilen düzeye ulaşamamıştır. Ülkemiz ve dünya yemeklik baklagil ithalat ve ihracatı. 2008 yılı toplam yemeklik baklagil ithalatımız 256.490 ton, ihracatımız ise 164.274 tondur. Ülkemiz son yıllarda önemli miktarlarda baklagil ithal etmektedir. 1994 yılına kadar ithalatımızın hemen hemen tamamına yakınını fasulye oluştururken, 1994 yılından itibaren mercimek, 1999 yılından itibaren de nohut ithalatımız önemli ölçüde artmıştır. Üretimin azalması ve iç piyasada fiyatların yüksek olması dışalımı artıran nedenlerdendir. Yemeklik baklagiller, ülkemizin tarımsal ürün ithalatı içerisinde meyveden sonra ikinci sırada yer almaktadır. Anonim 2000. İhraç ettiğimiz baklagil ürünleri içerisinde mercimek ve nohut en önemli yeri tutmakta, bu ürünleri ise fasulye izlemektedir. Dünya yemeklik baklagil ithalat ve ihracatında miktar ve değer olarak fasulye, bezelye ve mercimek ilk sıraları almaktadır. Fasulye, Haseolus vulgaris L. 2N22. Kökeni, tarihçesi ve coğrafi dağılışı. Gün nötr olan PL vulgaris L yemeklik türler arasında en yaygın yetiştirilen türdür. Fasulye tarımı genellikle ılıman kuşakta yaygındır. Yurdumuzun tüm yörelerinde fasulye tarımı yapılabilmektedir. Taksonomisi. Takım, Rosales. Familia, Leguminosae Fabaceae. Alt familia, Papilionoideae. Oymak, Haseolae. Cins, Haseolus. Tür, Haseolus vulgaris. Haseolus vulgaris türünün sınıflandırılması. PL vulgaris türünün sınıflandırması üzerindeki çalışmalar oldukça eskidir. Araştırıcılar, kullanma yerlerinin isteklerini dikkate alarak çeşitli morfolojik karakterlere göre bu türü sınıflandırmışlardır. Bu tip sınıflandırmada bir sistematikçinin dikkate aldığı karakteri bir başkası aynı amaçla kullanmamıştır. Fasulye standart çeşitleri. TSE ülkemizde yetiştirilen fasulyeleri kuru tane olarak botanik yapılarına göre çeşitlere ayırmıştır. Bunlar, Tombul, Çalı, Poros, Dermason, Selanik, Battal, Şeker, Barbunya ve bombadır. Türkiye'de tescilli bazı fasulye çeşitleri. Eskişehir 855, şeker fasulye, Karacaşehir 90, Şahin 90, Şehir Ali 90. Morfolojisi. Kök. Fasulye, zayıf gelişen, açık kahverengi ve dallanmış bir kök sistemine sahiptir. Çimlenmeden sonra günde 3.035 cm'ye kadar uzayan kökler, çiçeklenmeden sonra yavaşlayarak meyve bağlama döneminde iyice yavaşlar. Kök sistemi genellikle yüzlek gelişme gösterir. Köklerinin üzerinde yumrucuk, nodozite, oluşturan Rhizobium paseoli bakterisidir. Gövde ve yapraklar. Fasulyede gövde otsu ve tek yıllık, boğum ve boğum aralarında oluşur. Gövdenin gelişme şekli bodur ya da sarılıcıdır. Bodur tiplerde son üçlü yapraktan sonra ana sap çiçek salkımı ile sonuçlanır. Sarılıcı formlarda ana sap ince ve uzun, yaklaşık 19 tane üçlü yaprak bulundurur ve sülükle sonlanır. Fasulyenin gelişme döneminde iki tip yaprak görülür. Bunlardan ilki olan kotilodon yapraklarıdır. Bunlar tohumların çimlenip toprak yüzüne çıkması sırasında görülen, kalp şeklinde ve iki tanedirler. İlk yapraklardan sonra üç yaprak çıktan oluşan asıl yapraklar meydana gelir. Bu yaprakların gövde üzerindeki dizişli spiraldır. Fasulye yapraklarında üçgen biçimli 6 adet kulakçık, stipula, bulunmaktadır. Çiçek. Fasulyede çiçekler, yaprak koltuklarında çıkarlar. Salkım sapındaki çiçek sayısı 3-15 arasında değişmektedir. Fasulye çiçeğinin rengi, çeşitlere göre beyaz, leylak,
menekşe arasında değişiklik gösterir. Bir dişi organ, gynaecium, ve 10 erkek organ, androecium, bulunduran fasulye çiçekleri erkek organlar bakımından diadelphus durum, 9.1, göstermektedir. Fasulye çiçeğinin yumurtalığında 2-8 tohum taslağı bulunmaktadır. Çiçeklenme bitki ve salkımda alt kısmından başlayarak üste doğru olmakta ve çiçeklenme gece yarısı ile sabah saatleri arasında olmaktadır. Fasulyede çiçekler kendine döllenir, çok düşük düzeyde, 1-2, yabancı döllenme görülebilir. Bakla ve taneler. Döllenmeyi izleyen günlerde oluşmaya başlayan fasulye baklalarının sayısı hızla artarak en üst düzeye ulaşır. Daha sonra bir kısmı dökülerek sabit bir sayıya iner. Bakla sayısı 3. ve 4. boğumlarda en fazladır. Bitkide bakla sayısı 4-23 arasında değişiklik göstermektedir. Fasulye taneleri şekil bakımından da büyük farklılık gösterirler. Tane rengi ve şekilleri çeşit ayırımında kullanılan kriterlerdir. Kimyasal bileşimi. Fasulyenin olgunlaşmamış bakla ve taneleri sebze olarak kullanılırlar. Bu dönemde su oranı yüksek, %89, protein düşüktür. Bu dönemde en fazla %10 protein içerirler. Olgunlaşmada ise kuru tanelerinde 14-6-35 bir oranında protein vardır. Tanede pişme. Kuru fasulyenin pişme süresini etkileyen koşullar. Tane kabuğunun kimyasal bileşimi, pitin miktarı artınca pişme süresi uzar. Tane kabuğunun lignin kapsamı artınca pişme süresi uzar. Tane kabuğunda palizat hücreleri katının kalınlığı artınca pişme süresi uzar. Mikropil ve çimlenme bölgesinin su emme yeteneği azalınca pişme süresi uzar. İklim istekleri. Çimlenme için optimum sıcaklık 16-20 C'dir. 10 C'nin altında çimlenme yavaş olur. Donlardan çok zarar görür. 105-120 gün don olmayan bir süre gereklidir. Çiçeklenme döneminde hava oransal neminin den fazla olmasını ister. Toprak istekleri. Fasulye hafif kumlu topraklardan ağır killi topraklara kadar değişik toprak tiplerinde yetişir. Kolay ufalanan, derin, iyi drene edilmiş toprak idealdir. Kötü drene edilmiş topraklarda çimlenme zayıf olur. PH'nin 6-0-6-8 arasında olması uygundur. Kültürü. Toprak hazırlığı. Zamanında ve uygun biçimde yapılan toprak işleme yüksek verim için gereklidir. Tahıllardan sonra ekim yapıldığında, sapların sökülmesi için 10-15 cm derinlikte sonbahar toprak işlemesi yapılır. Ekim zamanı ve yöntemleri. Fasulye bitkisi 0C'nin üzerinde düşük sıcaklık derecelerinden zarar görür. Bu nedenle fasulye ekiminde bölgedeki ilkbahar son donlarından 3-4 gün önce başlanmalı ve 15-20 günde bitirilmelidir. Bu koşullarda çıkış, 7-10 gün sonra epigeal olarak gerçekleşir. Tohumlar serpme, sık sıralar halinde mibzerle veya mekanik işlemeye uygun şekilde aralıklı sıralar halinde ekilir. Fasulye ekiminde kullanılan diğer bir yöntem de ocak usulü ekimdir. Bu yöntemde 70-80-25-30 cm aralıklar 5-8 cm derinlikte açılan ocaklara 4-6 tohum bırakılır, çıkıştan sonra bitkiler 10-15 cm boylanınca ocaklarda seyreltme yapılır. Tohumluk. Tohumluk, temiz olmalı, zayıf, bozuk ve kırık tanelerden arınmış, çimlenme güçleri 80-95 arasında ve sertifikalı olmalıdır. Gübreleme. Fasulye yetiştiriciliğinde 1 hektarlık alandan 1790 kilogram tane ve 1570 kilogram sap alındığında, kaldırılan besin maddesi miktarı 165 kilogram N, 67 kilogram P2O5 ve 137 kilogram K kadardır. Tarla koşullarında bakteri, Rhizobium pahaseoli, aşılamasının verimde 14-45 arasında artış sağladığı saptanmıştır. Sulama. Fasulyenin haftalık su tüketimi, toprağın su tutma kapasitesi, yüzey akışı, evaporasyon hızına ve bitki çeşidine bağlı olarak 32-64 ha hafta arasında değişir. Bakım. Ekimi izleyen 10-15 gün içinde tohumlar toprak yüzüne çimlenerek çıkar. Bu dönemde fazla yağış nedeniyle varsa oluşan kaymak tabakası kırılır. Bitkiler 4 yapraklı dönemde, 10-15 cm, iken ilk çapa yapılır. Hasat ve harman. Fasulye hasadında en önemli konu, ürün kaybını en düşük düzeyde tutarak en yüksek ve kaliteli ürün almaktır. Fasulye taneleri çeşit ve hava koşullarına bağlı olarak 90-120 gün sonra olgunlaşır. Kuru tane üretimi için, baklaların büyük çoğunluğunun tamamen olgunlaşıp sarardığı ve tanedeki nem oranı %40 olduğunda hasat yapılmalıdır. Harman bitkilerin harman makinelerinden geçirilmesi, traktörle ezilmesi veya sopalarla dövülmesi şeklinde yapılır. Börülce, Vigna sinensis L. 2N22.
Kökeni, tarihçesi ve yayılma alanı. Bezelye tarımı, 40 derece ne enlemine kadar yapılmaktadır. Bilinen 170 vigna türünün 120 tanesi tropik Afrika'da, 22 tanesi de Hindistan ve Güneydoğu Asya'da bulunmaktadır. Günümüzde iklim koşullarının uygun olduğu tüm kuşaklarda yaygındır. Taksonomisi. Familia, Leguminosae Fabaceae. Alt familia, Papilionoideae. Oymak, Haseolae. Cins, Vigna. Tür, Vigna sinensis. Vigna cinsinin sınıflandırılması. Dünya üzerinde Vigna türleri 4 grup altında toplanmaktadır. Vigna sinensis. Vigna lutea. Vigna vellata. Vigna lutea, Vigna marina. Tane kabuğu rengi ve tane özellikleri dikkate alınarak Vigna sinensis 3 alt bölüme ayrılmıştır. Var. Sinensis, var. Sesuipedali, var. Cylindrica, Vigna cylindrica. Börülce standart çeşitleri. Türkiye'de TSE tarafından hazırlanan TSE 3268 numaralı kuru tane börülce standardına göre alımı ve satımı yapılan börülceler şunlardır: Ak börülce, karnıkara, karagöz, karakız, sarı göbek, kırmızı börülce. Türkiye'de tescilli bazı börülce çeşitleri. Akkız, karagöz. Kimyasal bileşimi. Börülcenin kuru taneleri oldukça yüksek beslenme değerine sahiptir. Börülce taneleri karoten, vitamin B1 yönünden zengindir. Morfolojisi. Kök. Börülce iyi gelişmiş bir kazık köke sahiptir. Ancak fazla derinlere inemez, önüne çıkan engelleri aşamaz ve büyümesini durdurur. Köklerinin üzerinde yuvarlak şekilli yumrucuk, nodozite, oluşturan Rhizobium japonica bakterisidir. Gövde ve yapraklar. Gelişim bakımından dik, yarı yatık, sürünücü ve sarılıcı formları bulunmaktadır. Kesit olarak gövde altta yuvarlak, yukarılarda altı köşelidir. Boğum aralarının içi boş ve yüzeyleri çıplaktır. Bitki boyu çeşit ve iklim koşullarına bağlı olarak 32-150 cm arasında değişir. Gelişme döneminde iki tip yaprak görülür. Bunlardan ilki olan kotilodon yapraklarıdır. Bunlar tohumların çimlenip toprak yüzüne çıkması sırasında görülen, kalp şeklinde ve iki tanedirler. İlk yapraklar üçgen şeklinde, parlak ve yüzeyleri düzdür. Sapa bağlandıkları yer girintili değildir. İlk yapraklardan sonra üç yaprakcıktan oluşan asıl yapraklar meydana gelir. Börülce yapraklarında da fasulyede olduğu gibi üçgen biçimli 6 adet kulakcık, stipula, bulunmaktadır. Çiçek. Börülce çiçekleri, yaprak koltuklarında çıkan 5-0-60 cm uzunluğundaki salkım saplarının ucunda yer alırlar. Salkım sapındaki çiçek sayısı 8-12 arasında değişir. Toplam çiçek tomurcuklarının 1-0-1-5'i olgun meyve oluşturur. Börülce çiçeğinin rengi, çeşitlere göre beyaz veya mavidir. Bir dişi organ, gynoecium, ve 10 erkek organ, androecium, bulunduran börülce çiçekleri erkek organlar bakımından diadelphus durum, 9-1, göstermektedir. Çiçeğin 5 tane olan taç yaprakları bayrak yaprağı, kayıpcık ve kanatcıklar olarak isimlendirilir. Bunlar da dipte birleşerek korolla adını alırlar. Fasulye çiçeğinin yumurtalığında 2-8 tohum taslağı bulunmaktadır. Börülce çiçekleri kendine döllenir, çok düşük düzeyde, 0,22-2,06, yabancı döllenme görülebilir. Bakla ve taneler. Börülce meyveleri salkım sapına asılı, çoğunlukla düz, silindirik, bazı çeşitlerde kıvrık ya da boynuz şeklinde kıvrılmış olabilir. Bitkide bakla sayısı çevre koşulları ve çeşitlere bağlı olarak 7-23 arasında değişir. Börülcede tane şekil olarak yuvarlaktan böbrek şekline kadar değişir. Börülce taneleri göbek bağı, hilum, çevresindeki renkli halka ve tane yüzeyinin pürüzlü olması ile fasulyeden ayrılır. İklim istekleri. Vigna grubuna giren çeşitlerin büyük çoğunluğu kısa gün bitkisidir. Börülce düşük sıcaklığa karşı fazla duyarlıdır. Börülcenin en yüksek kuru madde üretimi için gerekli sıcaklık gündüz 27 derece, gece 22 derece olmalıdır. Toprak istekleri. Börülce iyi drene edilmiş her türlü toprakta yetişir. Kültürü. Toprak hazırlığı. Börülce geç ekildiği için, ilkbahar toprak işlemesinde toprak nemine ve yabancı otlarla savaşa dikkat edilmelidir. Ekim zamanı ve yöntemleri. Börülce, toprak iyice ısınmadan ekilmemelidir. İlkbahar son donlarından sonra ekim yapılmalıdır. Kuru tane üretimi için yapılan yetiştiricilikte ülkemizde ekim zamanı Nisan sonu Mayıs ayı başlarıdır. Börülce ekiminde serpme ekim iyi sonuçlar vermez. Uygun ekim yöntemi sıralar halinde mibzerle yapılan ekimdir. Gübreleme.
Azot uygulamalarında çok fakir topraklarda iyi sonuçlar alınmaktadır. Kireçleme bazı topraklar için gerekmektedir. Hasat ve harman. Börülce hasadında dikkat edilecek en önemli nokta, baklaların çatlayarak tane dökülmesinin en düşük düzeyde tutulmasıdır. Börülce hasadı, baklaların tamamen sarardığı fakat kupkuru olmadığı dönemde yapılmalıdır. Ülkemizde börülce hasadı, bitkilerin elle yolunması veya toprak yüzeyinde orakla biçilmesiyle yapılır. Elle hasattan sonra bitkiler iyice kurutulduktan ve tanelerdeki nem oranı 1.0'a kadar düştükten sonra harmanlanır. Harman, elle çalışan harman makinaları ile ya da özel makinalarla yapılır. Tarla bitkileri 1 dersi 8. ünite özeti. Yemeklik tane baklagiller 2. Nohut, Cicer arietinum L. 2N16. Nohutun kökeni, tarihçesi ve coğrafi dağılışı, Orta Doğu ve Uzak Doğu'da geniş ölçüde kullanılan en eski yemeklik baklagildir. Türkiye'nin güneydoğusu ile Suriye'yi içine alan bölge asıl orijin alanıdır. Batıda Yunanistan, doğuda Afganistan'a kadar olan bölgede tarımı yapılmaktadır. Taksonomisi, Cicer cinsi, Cicer arietinum türüne aittir. Cicer arietinum türünün sınıflandırılması, cicer türleri arasındaki en eski türdür. Türkiye nohutları şekil dikkate alınarak üçe ayrılmıştır. Cicer arietinum, Cicer arietinum LSSP intermedium, Cicer arietinum LSSP pisiforme. Tescilli bazı nohut çeşitleri, Canıtes, Aydın, Aziziye vs. Morfolojisi. Kök, tek yıllık olmasına rağmen, derin kuvvetli kazık köklüdür. Kuraklığa iyi dayanır. Gövde ve yapraklar, Türkiye nohutları 15-35 cm arasındadır. Bitki gelişme şekli dik, yarı dik veya yatıktır. Ana gövde üzerinde dallanmalar görülür. Yapraklar gövde üzerinde almaşıklı dizilidir. Çiçek, tipik kelebek çiçeklilerden olup, yaprak koltuklarında çıkar. Bir dişi, 10 erkek organ bulundurur. Çiçek rengi, çeşit özelliğidir. Yüksek oranda kendine döllenir. Bakla ve taneler, koşullara bağlı 30-150 bakla oluşur. Tohum sayısı, bakla sayısına bağlı olarak 22-140 arasında değişir. Taneler iki çenekten oluşup, tohum kabuğu tarafından sarılmaktadır. Kimyasal bileşimi, karbonhidrat, nişasta ve protein bakımından zengindir. Tanede pişme, 18-24 saat suda şişirildikten sonra, 45-90 dakikada pişer. Tane ağırlığı artar. İklim istekleri, çoğunlukla kuzey yarım kürede yetiştirilir. Çimlenme sıcaklığı 15-30 C, gelişme dönemlerinde 21-32 C, çiçeklenmede 18-29 C ister. Derin kök, tüylerle kaplı gövde ve yapraklar sayesinde kuraklığa dayanıklıdır. Yağış istemez. Toprak istekleri, hazırlanmış tohum yatağına gerek duymaz. Un ufak edilmiş topraklar çimlenmeyi olumsuz etkiler. Toprak nemli olmalıdır. Ekim zamanı ve yöntemleri, ülkemizde Şubat ortası ve Nisan ayları arasında ekilir. Geç ekimler verimi düşürür. Sıra halinde makine ekimi en iyi yöntemdir. Tohumluk ve ekim sıklığı, sıra arası 25-30 cm, sıra üstü 10-15 cm olmalıdır. Tohumluk miktarı 1000 tane ağırlığına göre değişir. Ekim derinliği 5-7 cm olmalıdır. Derine ekim yapılırsa çiçeklenme zamanı gecikir. Gübreleme, havanın serbest azotundan yararlanır. Ekim sırasında bakteri aşılanmalıdır. Ekimle birlikte analiz sonuçlarına göre azotlu ve fosforlu gübre verilir. Çiftlik gübresi ekim nöbetinde nohuttan önceki bitkiye verilmelidir. Bakın, en önemlisi yabancı otlarla savaştır. Ot kontrolü elle, çapa ile yapılabilir, ekimden önce ilaçla da yapılabilir. Hasat ve harman, ekimden 95-150 gün sonra olgunlaşır. Tane dökme sorunu olmadığı için iyice kuruması beklenir. Çoğu çeşit makinalı hasada uygundur. Hastalık ve zararlıları, hastalıklar, fusarium solgunluğu, nohut antraknozu, pas, yaprak leke hastalığı ve virüslerdir. Zararlılar, nohut bakla kurdu, nohut brucusudur. Mercimek, Lens culinaris medic. 2N14. Büyük ve orta tanelilerin kökeni Türkiye, küçük tanelilerin kökeni Afganistan ve Himalaya dağlarıdır. De tane şekli dikkate alınarak Lens Julinaris adı verilmiştir. Tarımı mü 8000 yıllarına dayanmaktadır. Ilıman ve subtropik iklimlerde yetiştirilir. Taksonomisi, Lens cinsinden, Lens Julinaris türü. Mercimeğin sınıflandırılması, Lens Montbretti, L. Cotsilianus, Lens Nigricans, Lens Ervoides, L. Lentijulate, Lens Orientalis, Lens Julinaris olmak üzere 5 türü vardır.
Lens Julinaris medik. Türünün sınıflandırılması, Lens Julinaris SSP. Macrosperma, Lens Julinaris SSP. Microsperma olmak üzere iki alt tür. S göre kabuklu mercimekler, sultani, yeşil, kabuklu kırmızı mercimek, iç mercimekler, kırmızı iç, yeşilimsi sarı iç mercimek, olarak botanik bakımdan yapılarına göre ayrılırlar. Tescil edilmiş bazı mercimek çeşitleri, sultan, Erzurum, Halidayı, Özbek VB. Morfolojisi. Kök, ince kazık köklüdür. Saçaklı yan kökleri vardır. Alüvyal topraklarda dallanmış, kurak topraklarda daha derine inen kök yapısı mevcuttur. Gövde ve yapraklar, gövde ince, kesiti dört köşe ve yaslanıcıdır. Genellikle otsu ve zayıftır. Üzerinde tüyler bulunur. Boyu 15-75 cm arasında değişir. Yapraklar gövde üzerinde dizilir. Yaprak sapı üzerinde yer alan yaprakçıklardan oluşmaktadır. Çiçek, yaprak koltuğundan çıkar. Genellikle 2, bazen 7 çiçek bulunur. Bir dişi, 10 erkek organ vardır. Kendine döllenir. Bakla ve taneler, baklalar dörtgen şeklinde, kenarları basık, taneler üzerinde şişkindir. Çiçek salkımında 1-4 arası bakla bulunur. Taneler disk şeklindedir. Kenarları ince, ortası kalındır. Kabuk rengi açık kırmızı, yeşil, kahverengi olabilir. Bakla sayısı tane sayısını etkiler. Kimyasal bileşimi, yüksek oranda karbonhidrat ve protein içerir. İklim istekleri, serin iklime adapte olmuştur. Sıcak, ılıman iklimlerde de yetişebilir. Soğuğa en dayanıklı baklagildir. Küçük taneliler 10-20 cm, büyük taneliler 15-25 cm çimlenir. Yağış isteği fazla değildir, kuraklığa dayanıklıdır. Toprak istekleri, seçiciliği yoktur. Verim için sıcak, iyi havalanan kumlu tınlı, tınlı kumlu, kireçli topraklar önerilir. Kök derinliğinde fosfor ve potasyum zenginliği verimi artırır. Asidik topraklarda iyi yetişir. Toprak tuzluluğuna duyarlıdır. Kültürü. Toprak işleme, tohum yatağı keseksiz ve yabancı otlardan arınmış olmalıdır. Tahıllardan sonra ekilecekse, taçlı toprakta işleme yapılmalıdır. Ekim zamanı ve yöntemleri, kışlık ve yazlık olarak ekilebilir. Kışlık ekim bölgeye göre Ekim ayının ikinci yarısından itibaren, yazlık ekimlerde tohum yatağının hazırlanabileceği en erken tarihte ekilmelidir. Yüksek verim için kışlık ekilmelidir. Ekim yöntemi, tahıl mibzeriyle sıraya ekilir. Toprağın bastırılması verimi artırır. Dekar başına yaklaşık 10 kilogram tohum atılır. Ekim derinliği 4-5 cm olmalıdır. Tohumluk seçimi, bölgeye uygun, yüksek verimli, kaliteli olmalıdır. Fazla yassı olmayan, kubbeli, açık renkli, puslu taneler kalitelidir. Gübreleme, azotlu gübrelere fazla reaksiyon göstermemektedir. Dekar başına 4 kilogram azot, 4 kilogram fosfor uygulanmalıdır. Ayrıca 3-4 kg potasyum, 10-15 kg kireç verilmelidir. Tahıllardan sonra azotlu gübre verilmelidir. Azotu bakteriler sayesinde karşılar. Fazla azot verimi düşürür. Bakım, iyi hazırlanmış, otlardan temizlenmiş tohum yatağına yapılan ekimde fazla bakıma gerek duymaz. Yabancı ot mücadelesi önemlidir. Hasat ve harman, homojen olgunlaşma olmaması, uygun makinenin geliştirilememesi, tane dökümü, bitki boyunun kısa olması gibi nedenlerden dolayı makineli hasat yapılamamaktadır. Yolunarak ya da tırpanla biçim yapılır. Erken hasatta verim düşer, geç hasatta tane kaybı olur. Hasat edilen bitki kurutulur, harman işlemi dövenle, makinalarla yapılır. Bazı bölgelerde biçer döver kullanılır. Hastalık ve zararlıları, mantarlar, kök sistemine zarar verir. Pas hastalığı, mildiye önemli zararlar verir. Ülkemizde en önemli zararlı brucvustur. Bakla, Vigia fabale, 2N12. Kökeni, tarihçesi ve coğrafi dağılışı, kökeni batıda Atlas Okyanusu'ndan, doğuda Himalayalara uzanmaktadır. Büyük taneliler Akdeniz yöresinde toplanmıştır. Ekimi mö 7000 yıllarına dayanmaktadır. Kaliforniya sahillerinden, Japonya'ya kadar kültürü yayılmaktadır. Taksonomisi, cins Vigia, tür, Vigia faba. Sınıflandırma, subgenus Ervillia, subgenus Ervum, subgenus Dracia, subgenus Euvigia, subgenus faba. Vigia faba türünün sınıflandırılması, Vigia faba LSSP, Paucijuga ve Vigia faba LSSP. Eufaba. Türkiye'de tescilli bazı bakla çeşitleri, sevile,
Eresen 87, Filiz 99, Kıtık VB. Morfolojisi. Kök, ana kök, 100 cm derinliğine iner. Yan kökler önce yana doğru, sonra aşağı iyi gelişir. Gövde ve yapraklar, gövde otsu ve çıplak, boğum ve boğum aralarından oluşur. Dört köşe ve içi boştur. Bitki boyu 20-140 cm arasındadır. Yapraklar, yaprakçıkların birleşmesiyle meydana gelmiş, birleşik yapıdadır. Tüysüz, geniş ve uzun eliptik arasında değişen şekillerdedir. Çiçek, yaprak koltuklarında çıkarlar. Salkım sapında 2-12 tanedir. Çoğunlukla beyazdır. Bir dişi, 10 erkek organ bulunur. Çiçekler kendine ve yüksek oranda yabancı döllenir. Bakla ve taneler, meyveler 1-9 arasında değişen sayıda yaprak koltuklarında bulunurlar. Uzunlukları 4-35 cm arasında değişir. Çoğunlukla çıplak, nadiren tüylüdür. Bakladaki tane sayısı tür. Bakla tanesi tohum kabuğu, kotiledonlar ve embriyodan oluşur. Büyüklüğe göre şekilleri çeşitlidir. Tane rengi olgunlaştıkça koyulaşır. İklim istekleri, yetişme süresi 122-100 gün olan bakla, sıcaklığı 18-27 C arasında ister. Gelişmenin ilk devrelerinde 5 C'ye dayanır. Kura dayanıklı değildir. 6-100 break 10 break 00 rım yıl yağışa ihtiyaç duyar. Toprak istekleri, seçici değildir. pH 6-7 olması uygundur. Kültürü. Toprak hazırlığı, kışlık ekim için bakladan önceki ürün hasadından sonra toprak işleme yapılmalıdır. Tohum yatağı hazırlanır. Yazlık ekimlerde, güz toprak işlemesini, baharda yüzlek işleme izler. Ekim zamanı ve yöntemleri, ılıman iklimlerde kışlık olarak ekim, Kasım, Aralık aylarında ekilebilir. Yazlık ekimler Şubat ve Mart'ta yapılır. Sıra halinde mibzerle, sıra arası 20-30 cm, sıra üzeri 6-10 cm arasında ekilir. Tohum miktarı, tohum miriliğine ve ekim zamanına göre değişir. 8-16 kg arasındadır. Ekim derinliği küçük tanelerde 5-6 cm, büyüklerde cümdir. Gübreleme, kök yumrularının azot bağlama yeteneği fazladır. Dekara 1-5-5 kg azot, 4-6 kg fosfor verilmektedir. pH 6-5 altındaysa, kireçlenme yapılır. Toprağa en fazla azot bağlayan baklagildir. Bakım, tohumların bastırılması, kaymak tabakanın kırılması gerekir. Bitkiler 10-15 cm iken yapılacak çapa verimi artırır. Yazlık ekimlerde sulama gereksinimi daha fazladır. Hasat ve harman, hasadı kolaydır. Gövde dik gelişir, meyveler yüksektedir. Hasada meyveler siyahlaştıktan sonra başlanır. Biçer döver ile hasat yapılabilir. Elle yapılan hasatta bitkiler kurutulur, harman makinesinden geçirilir. Bezelye, Pisum sativum ne? 2N14. Kökeni, tarihçesi ve yayılma alanı, kökeni Doğu Akdeniz, İran Kafkasya, Afganistan ve Tibet'e kadar uzanan bölgedir. Arpa ve buğdayla aynı zamanda kültüre alınmıştır. Ve 6750 yıllarına dayanır. En geniş yayılma alanı ılıman iklim kuşağıdır. Taksonomisi, Pisum cinsi, Pisum sativum türü. Pisum cinsinin sınıflandırılması, Pisum formosum, Pisum fulvum, Pisum abyssinicum, Pisum humile, Pisum elatius, Pisum sativum, Pisum sativum ssp, Asiaticum, Pisum sativum ssp, sativum. Türkiye'de tescilli bezelye çeşidi, Marmara. Kuru bezelye tanesinin kimyasal bileşimi, karbonhidrat ve protein bakımından zengindir. Morfolojisi. Kök, ince ana kökü ve yan kökleri vardır. Çiçeklenmeye kadar kök uzaması devam eder. 120 cm derinlik, 50-75 cm yanlara doğru gelişir. Gövde ve yapraklar, gövde zikzaklar oluşturacak şekilde sıralanmış boğum ve boğum aralarından oluşmuştur. Gövde kesiti çeşitli şekillerde olabilir, içi boştur. Bitki boyu 22-100 cm arasında değişir. Yaprakları 2-4 yaprakçığın birleşmesiyle meydana gelen bileşik yaprak şeklindedir. Çiçek, yaprak koltuklarından çıkarlar. Bir dişi, 10 erkek organ bulundurur. Kendine döllenir. Bakla ve taneler, meyve kabukları gelişerek iki parçalı simetrik baklayı oluşturur. Bezelye tanesi tohum kabuğu, kotiledonlar ve embriyodan oluşur. Tane iriliği çeşit ve yetiştirme koşullarına göre değişir. İklim istekleri, çimlenme için 2-4 C ve optimum 30 derece kadardır. Çiçeklenmeye kadar 15-28 C, olgunlaşmaya kadar 18-21 C uygundur.
Gelişme evresinde 5 yıla kadar dayanabilir. Kura dayanıklı değildir. Yıllık yağış 800 bırak 10 bırak 00 rım olan yerlerde iyi sonuç verir. Toprak istekleri, çeşitli toprak tiplerinde yetişir. Serin, nemli iyi drene edilmiş, orta ağırlıktaki topraklarda iyi yetişir. Hın 6-5-7-2 olması uygundur. Büyük taneli çeşitler daha iyi toprak koşulları ister. Kültürü. Toprak hazırlığı, tahıllardan sonra ekim yapılacaksa, sapların sökülmesi için 10-15 cm derinlikte güz toprak işlemesi yapılır. Keseksiz tohum yatağı iyi çimlenmeyi sağlar. Ekim zamanı ve yöntemleri, ılıman iklimlerde ekim, Kasım, Aralık aylarında, yazlık olarak ekilecekse kış sonu ve Şubat, Mart aylarında yapılmalıdır. Ortalama sıcaklık 3-5-9C olduğu zaman ekim yapılabilir. Sıralar halinde mibzerle ekim yapılır. Sıra arası 20-30 cm, sıra üzeri 8-10 cm olmalıdır. Dekara 12-35 kg tohum atılır. Ekim derinliği 5-7-5 cm olmalıdır. Gübreleme, tohumun çimlenip, kök yumrularının oluşmasına kadar geçen sürede azota ihtiyaç duyar. Dekara 1-2 kg azotlu gübre, 4-6 kg fosforlu gübre verilmelidir. pH düşükse kireçleme uygulamak gerekir. Bakın, bitkiler 5-6 cm ulaşınca çapa ile yabancı otlar temizlenmeli, toprak havalandırılmalıdır. Çıkıştan çiçeklenmeye kadar sulama gereksinimi vardır. Hasat ve harman, alttaki baklalar tamamen olgunlaşıp sarardığı zaman yapılmalıdır. Biçilerek ya da yolunarak hasat yapılır. Biçilen bitkiler kurutulduktan sonra harman edilir. Değerli öğrenenler, sizler için birçok ders özetini hazırlamaya devam ediyoruz. Kanalımızda hali hazırda 1000'den fazla dersin özetine ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda 500'den fazla soru-cevap videosuna ulaşabiliyorsunuz. Kanalımızın daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için kanalımıza abone olabilirsiniz. Kaliteli içerik üretimine devam edebilmemiz, daha fazla izleyici kitlesine ulaşabilmemiz ile de mümkün olacaktır. İzlediğiniz videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. İçeriğin arkadaşlarınıza da faydalı olacağını düşünüyorsanız lütfen onlarla da paylaşın. Sosyal medya gruplarında ya da hesaplarınızda da paylaşabilirsiniz. Bunlar kanalımıza destek olabileceğiniz en kolay ve ücretsiz yöntemler. Diğer yandan katıl butonuyla ekibimize çay ısmarlayabilirsiniz. İyi çalışmalar ve başarılar dileriz.